Evet. edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dersi sonradan izleyenler için söyleyelim. 3 dakika sonra çözümlere geçiyoruz arkadaşlar. 3 dakika sonra. Tabi konumuzu yazdık değil mi? 100 soruda milli edebiyat, şiir, roman ile ilgili arkadaşlar. Yani milli edebiyat, şiir ve roman ile ilgili 100 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Yolumuz uzun. O yüzden mümkün mertebe e, şu yavaş modu da etkinleştireyim de e, 15 saniyede bir yapalım onu da ses görüntü iyi mi arkadaşlar 100 tane soru milli ribat tabii önemli hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Başlamadan önce biraz bu su içeyim. İyi dediniz, e güzel. <laughs> Hemen çözmeyin. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Az kişiyiz, kimseye söylemeyin gelmesinler demişsin ama. Eee sağ olsun arkadaşlarımız 78 kişi yani pazar günü öğlenleyin Edebiyat namına bir canlı yayın yapmaya çalışıyoruz ve 78 kişi gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Mardin'e selamlar. Bu arada Halil teşekkürler katıldığınız için. Arkadaşlar dediğim gibi yolumuz uzun. Yani canlı yayında 100 soru çözmek. Ben hep şöyle diyorum ben 10 ders yaparım akşama kadar. Yani yorulmam açık konuşayım çok yorulmam. yani ki yoruluruz da çok yorulmam da bu canlı yayınlar e, inanın çok yoruyor arkadaşlar. O yüzden sizden istirhamım yani sizden ricam. Tabii cevapları yazıyorsunuz da... E, ...topluluk kurallarına dikkat edelim arkadaşlar. Tamam. Sonuçta burası sosyal bir ortam arkadaşlar. Her ne kadar internet üzerinden görüşsek de... ...sonuçta sosyal bir ortam. Kelimelerimize dikkat edelim. Birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Hemen B demişsiniz. Şimdi arkadaşlar... ...başlayalım çözümlere. Saat tam 1 arkadaşlar. Kullanıcılarda bildirim gitti değil mi? Hepinize bildirim geldi. Güzel. Arkadaşlar aşağı yukarı hangisi... Artık çözümlere başlıyorum. Sözü edilen edebiyatçıların bakın bir görüşü olamaz. Genç edebiyatçılar 1911 yılında Silahmet'te çıkan Genç Kalemler Dergisi'nin etrafında vesaire. Yani bize milli edebiyatı anlatıyor. Arkadaşlar unutmayın milli edebiyatta parnasizm veya işte sembolizm, sürrealizm, fütürizm gibi akımlar göremezsiniz. Bunlar mesela parnasizm ve sembolizm daha çok Servet-i Fünun döneminde karşımıza gelir ama diğerlerine baktığınızda ulusal ölçü, şairler yazarlar işte konuları milli tarihten alır, toplum sorunlarını ele alır vesaire. Akımları unutmayın arkadaşlar. Parnasizm, sembolizm hangi akımdaydı? Servet hangi dönemde? Servet-i Fünun döneminde. Geçiyorum. 2. Bu arada hızlı başladım yayına ama sorularımız zaten yazıyor. yazıyor değil mi? Eyice yayınları soru bankasından. Onu da söyleyelim de Hangisi? Milli Edebiyat döneminde bakın sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan sanatçılardan değildir. Milli Edebiyat'ta arkadaşlar unutmayın 3 tane anlayış vardı. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazanlar, saf şiirle yazanlar bir de halkın yaşayış tarzını anlatanlar. Şimdi sade dil mi? Evet sade dil değil mi? Mehmet Emin Yurdakul zaten Eserlerin isimleri bile çok kolay. Türkçe şiirler. Yusuf Ziya Ortaç, Enis Beyç, Korcek, Aferin. Yaya Kemal aruz ölçüsüyle yazar. Dili çok sadedir diyemeyiz. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bakın bir bilgi yanlışı vardır diyor. Şimdi sade dil ve ölçüsünü kullandığı şiirler milli edebiyat anlayışını benimseyen şairler tarafından yazılmış. Güzel toplum için sanat düşüncesi var. İşte bu düşünceyle kaleme alınan bu tarz şiirlerde duygudan ziyade evet özetle ziyagü kalp değil mi? Fikirleriyle öne çıkar. Arkadaşlar bakın yine akımlarda bir yanlışlık var. Osmanlıcılık, İslamcılık milli edebiyatta göremeyiz. Turancılık olsun, Türkçülük akınlarını biz milli edebiyatta görürüz. Yani cevap burada 3 olacak. Tarih, Anadolu halkının yaşamı, memleket manzaraları gibi temaları da işlemişlerdir. Evet böyle güzel sorularla başladık. Yanlış yapmıyorsunuz şu an tamam ama güzel sorularımız da olacak. 2 tane de ödüllü sorumuz da olacak arkadaşlar. Sıkı durun. Hangisi? Milli edebiyat görüşünü benimsemiş bir sanatçının bakın dil konusundaki görüşlerinden birisi olamaz. Genç kalemlerde böyle görüşler vardı değil mi? Böyle dile dair. Şimdi dili değiştirmek geçmişteki önemli kültürel değerleri yok saymak demektir. Zor bir madde gibi duruyor. Hadi buna bir soru işareti koyalım. Konuşma dili bütün toplum tarafından anlaşılan İstanbul Türkçesi özellikle İstanbul'da kadınlarımızın kullandığı Türkçeyi seçerler. Bunu hadi ben vereyim size. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Güneş varken şems, ay varken kamer kelimeleri bakın kullanılmamalı mı? Evet milli göre bu kelimelerin Türkçeleri varken niye Arapça Farsça kullanıyoruz biz? Arapça Farsça kelimeler halkın söylediği gibi yazılmalıdır görüşünü savunurlar. Yazı dilinde ulusal dil bilgisi kuralları da uygulanmalıdır. Ama arkadaşlar dili değiştirmek kültürel değerleri yok saymak demektir. Bu milli bir görüşü değildir. Tamam. Geçiyorum. Önemli bir soruydu bu arada arkadaşlar. Dördüncü soru. Beşincisi hangisi? Bakın çok kolay bir soru. Beş hececiler topluluğunun üyelerinden birisi değildir. Heyof diyor. İşte e, fehoy diyenler var. Yani Enis Behiçoğlu'sunu, Faruk Nafiz, Çamlıbel, Çam Deviren, Deli Ozan lakabı vardı. Orhan Seyfi, Orhon, Halit Fahri. Güzel. Burada hadi e, Fazülüs'ün dağlarca bağımsız da yazılmayan kim arkadaşlar? 5 tane şair vardı. Kim yazılmamış burada? E, Heyof yani Y harfi yazılmamış değil mi? Yani Yaşar abini hayır sakın demeyin. O 7 meşaleci değil mi? Arkadaşlar Yusuf Ziya Ortaç'ı yazmamışlar. Geçiyorum. Kolay bir soruydu. Altıncı soru. Şimdi arkadaşlar ilk beş sorumuz pratik amaçlı, idman amaçlı sorulardı. Şimdi e, artık ayette tarzı sorulara hazır olun. Önemli bir soru tarzı arkadaşlar. Yusuf Ziya diyorsunuz aferin. Şimdi bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Bir acem bahçesi bir seccade dolduran havza ateşten bade. Ne kadar gamlı bu akşam vakti. Bakışın benzemiyor mu utade. Şimdi ne anladınız bu şiirden? Önce onu sorayım değil mi? Yani bu zor, anlaşılması biraz zor bir şiir. Şimdi buraya bakın. Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar dal dalmış üstündeki kuşlar yağda. Bize bir zevki taha tur kaldı bu sönen, gölgelenen dünyada. Şimdi altını çizdiğim yerlere baktığımızda şiirin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Şimdi arkadaşlar hangisi söylenemez? Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Bu şiir Ahmet Haşim tarafından yazılmış. Hadi o kopyayı da verelim size. Ahmet Haşim'in dil anlayışını görüyoruz. Öz şehir var. Sembolizm akımına özgü nitelikleri zaten altın çizdiğim yerlerde imgelerle görüyoruz. Mecazı söyleyişler zaten imgenin olduğu yerde mecaz vardır. Arkadaşlar Ahmet Haşim dediğimizde halkın manevi duygularına seslenme gibi bir amacı göremeyiz. Çünkü kendisi fecaati sanatçısı. Ahenk ögelerine önem veren bir şair tarafından yani Ahmet Haşim tarafından yazılmış. Neden bu soruyu koymuş yayın evi? Sonuçta Ahmet Ayşin Milli Edebiyat döneminde de yaşıyor. Hatta Ahmet Ayşin arkadaşlar 1933 dönemine kadar yaşıyor. Cumhuriyet döneminde de eser veriyor kendisi. O dönemde saf şiir anlayışına sahip. Yani Milli Edebiyat döneminde yazıyor ama Milli Edebiyatçıdır demeyelim. Yedinci soru. Bu arada doğru cevap veriyorsunuz. Aferin. Şimdi hangisinde yanlışlık yapılmıştır arkadaşlar? Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sanat için sanat anlayışı fecaati döneminde değil mi? Milli Edebiyat'ta toplumcu şiir anlayışı diyor. E, doğru diyebiliriz. Fecati'de aruz ölçüsü, milli hece ölçüsü, bireysel temalar vardır. Fecati'de milli toplumsal temalar vardır. Fecati'de dil süslüdür, milli edibatta sadedir de. Şimdi arkadaşlar fecati şiirinde divan şiiri nazım biçimleri yani gazeller kasideler var mı? Yok. Serbest müsizat vardı. Yani şurada bir yanlışlık yapılmış. Tamam. Geçiyorum. Sekizinci soru. Bu arada iyi başladık. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Şimdi şiire dikkat edin arkadaşlar. Aruz'la başlayan sanatçı işte burası çok önemli arkadaşlar. Aruza Veda adlı şiiriyle aruz ölçüsünü bırakıp heceye geçmiştir. Yani hecenin beş şairinden birisini soruyor bize. Şiirlerine dikkat edin. Hece ölçüsünü ve konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanan sanatçı genellikle işte burası çok önemli. Genellikle karamsar duyguları işlemiştir. Arkadaşlar bunu bu şeyle Faruk Nafiz'le çok karıştıranlar var. Faruk Nafiz yine romantik bir işte memleket edebiyatı yapıyor da yine aynı toplulukta Halit Fahri Ozan Soy'un karamsar duygularını işlemesini, hüzün konusunu ve melankoli gibi bireysel duygulara yer verdiğini bilelim ve Aruza ve daha adlı şiiri Halit Fahri Ozan Soy yazmıştır. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Daha önce böyle bir soru gelmişti onu da söyleyeyim. Dokuzuncu soru. Yine parçada bize bir sanatçı sorulmuş arkadaşlar. Fecati topluluğu içinde şiirler yazarak edebiyata giren sanatçı e güzel Selanik'teki Genç Kalemler Dergisi'nin yönetimindeydi. Hmm. Bakın benim şu an üç tane kişi var aklımda. Çünkü bu Genç Kalemler Dergisi'nin yönetiminde 3 kişi çok önemli. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem. Ama bunlardan sadece bir tanesi başlangıçta fecaatideydi ve bize bu paragraf onu soruyor değil mi? Mesela diyor ki milli edebiyat meselesi ve Cenab Bey ile münakaşalarım. Cenab Bey dediği Ali Canip Yöntem unutmayın Cenab Şahabettin'le bazı tartışmaları olmuştur arkadaşlar edebiyata dair değil mi? Burada arkadaşlar bize Ali Canip yöntem anlatılmış. Yani milli edebiyatçılara yol yöntem göstermiştir. Kendisi daha çok dergicilik faaliyetleriyle bilinen bir insan. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp direkt milli edebiyat. Onlar fecatiden gelmiştir demeyelim. 10. soru. Hangisinin? işte güzel bir soru. Farklı bir şiir anlayışına bağlı kalınarak yazıldığı söylenebilir. Şimdi 4 tanesi aynı veya 2-2 iki iki yapabilirler. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Hiç milli anlayışı yok. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Değil mi? Hiç milli anlayışı değil. Hadi bunları kendi içinde eşleştirelim. Saf şiir anlayışı gibi duruyor. Son demde bu mevsim gibi benzinde kül olmuş. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Eski hüzün bahçelerinden geçmiş de Vatan millet Sakarya burada yok. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey? Sevgisine bahsediyor arkadaşlar. Sevgisine sesleniyor. Çok kolay bir soru değil mi? Arkadaşlar tan yeri ağırdı. Yani bu isterseniz not alın. Ziya kalbin arkadaşlar Altın Destan adlı şiirinden alınmış. Tan yeri ağırdı yiğitler kalkın. Bakın yurt ne halde? Vatan nerede? Millet Edebiyat. 11. Bu dörtlük biçim ve içerik yönüyle aşırı hangisinde verilen sanatçının bakın görüşünü yansıtmaz. Yalnız senin tatlı esen havanda kendi milli gururumu sezerim. Yalnız senin dağında ya ovanda başım gökte alnım açık gezerim. Arkadaşlar burada memleketçi bir anlayışı görüyoruz değil mi? Orhan Seyfi olsun, Mehmet Emir Dokuz olsun, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya ama Ahmet Haşim'in Böyle bir milli gurur arkadaşlar, yani milli gurur gibi bir anlayışı şiirde göremiyoruz. Kolaydı. 12. sorum. Numaralı cümlelerin hangisinde? Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir bilgi yanlış. E hocam Mehmet Akif milli devletçi değil ki diye düşünebilirsiniz. Doğru düşünüyorsunuz ama o dönemde eser veriyor milli devlet dönemi eser veriyor. O yüzden bu soru var. Tamam. Şimdi. Akif arkadaşlar bütün şiirlerini bir kere aruz ölçüsüyle yazıyor. Bu arada Akif dememe şey yapmayın, kızmayın. Hocalarımız böyle söylememizi müsaade ediyorlar. Akif diye söyleyebiliyoruz kendisine. Yani bir beyis yok. Milli edebiyat anlayışının ilkelerini hayır, kusursuz bir kendisi milli edebiyatçı değil ki, değil mi? Şiirleri ya ilhamını gerçek hayat sahnelerinden alan lirik epik ya da ahlak din vatan konulu üzerine öğüt, hitabe karakteri taşıyan nitelik tamam doğru. 7 kitap doğru. Safaat adlı şiir kitabı aslında 7 tane kitabın bütünleştirilmiş bir hali. Mesela arkadaşlar bunu da söyleyelim. Süleymaniye kürsüsünde Hakk'ın sesleri, Fatih kürsüsünde hatıralar, asım, gölgeler bunlar arkadaşlar Safaat'ın bölümleri. Ya burada ben zor bir soru sormak istiyorum. Tamam bu soru kolaydı da Beşincisinde mesela Safat'ın bölümleri anlatılmış ya kaç tane var? Süleymaniye kürsüsünde 1, Hakkın sesleri 2, Fatih kürsüsünde 3, Hatıralar 4, Asım 5, Gölgeler 6. Ama ben diyorum ki Safat 7 bölümden oluşuyor. Yedincisi hangisi? Tam 7. <laughs> Aferin Akın, Akina 2. Aferin. Aferin Nazlar. Aferin Mehmet Doğan. Bravo. Safat'ın aslında bir bölümü de adıyla müsemma yani adıyla aynı olan Safahat'tır yine. Tamam. Yedinci. Yani birinci de yani yedinci diyelim. Tamam. Gölgeler yazılmış burada. Dikkat edin. Geçtim. Şimdi böyle tekrar bire sardım ya. Bunlar test test toparlamıştım ben EİS yayınlarından Milli Edebiyat'la ilgili. Yani şu an 13. soruda biz böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Yani 71. teste geçtim. Şimdi hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Milli Edebiyat döneminde halk edebiyatı şiir biçimlerine yönelilmiş. Doğru. Dörtlüklerle şiir yazılmış. Konu seçiminde yerliliğin esas alındığı görülür. Doğru. Halkın yaşamını anlatan şiirlere rastlanır. Dilde sadeleşme gerçekleştirilememiş. O ne ya? Tamam tanzimat döneminde gerçekleştirilemiyor. Çok istiyorlar ama yapamıyorlar. Bu ne zaman gerçekleştiriliyor arkadaşlar? milli edebiyat döneminde gerçekleştiriliyor. Bunu unutmayın bakın gerçekleştirilememiş diyor. Dörtte halkın yaşadığı sıkıntıları anlatan manzum hikayeler de var. Özellikle Mehmet Akif. Dönemin bir başka şairi Ziya Gökalp ne yapmış? Hece ile halka moral veren eserler kaleme almış. Tamam. Cevap C seçeneği. Zor bir soru değildi. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bu soruya dikkat edin. Hangisi? Şimdi Mehmet Akif Ersoy ile Ahmet Haşim'in ne gibi bir ortak özelliği olabilir ki? Birisi İslamcı, birisi saf şiirin önde gelen ismi. Şimdi akımları aynı değil. E şimdi şiiri düz yaklaştırma Akif yapıyor da e, Haşim yapmıyor. Haşim şiire çok önem verir. Öz şiir Ahmet Haşim'de öz şiir anlayışı var. Dönemin sosyal yaşamını sadece Mehmet Akif yapar. Değil mi? Ahmet Haşim böyle bir şey yapmaz. Demek ki ikisinin de ortak özelliği aruz ölçüsünü kullanma arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Üçüncü soru. Şimdi hangisi? İşte güzel bir soru. Saf şiire örnek olamaz. Bakın saf şiir sanat için sanat düşüncesiyle yazılan, herhangi bir mesaj kaygısı olmayan ve ahenge sözcük seçimine önem veren bir anlayışı temsil eder. Milli edebiyat dönemindeki üç farklı sanat anlayışından birisidir. Dursun bu musiki ise semavi içinde saz, Leyli tarafta bir dahi mızrap uyanmasın, Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı, Şevk akşamında endülüs üç defa kırmızı, Bunlar arkadaşlar saf şiir anlayışını yansıtıyor. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif, en büyük, en yoğun orduların yükleniyor. Dördü beşi. Çanakkale Savaşı arkadaşlar. Saf şiirde toplumsal konulara değinilmez. Tamam ahenk unsuru var da toplumsal konular saf şiirde görmüyoruz arkadaşlar. Tamam. Sular karardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta demiş Ahmet Erşin merdiven şiirinde. Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu bir kamış olsam merdiven şiirim. Tamam. Geçiyorum. Dördüncü soru. Şimdi parçadaki boşluğa getirilmesi gereken isimler hangisinde verilmiştir? Güzel bir soru. Milli Dibiyat döneminde Aruz'dan heceye dönüş tartışmaları sürüp giderken nokta 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 ve nokta nokta bakın kendi sanat anlayışları doğrultusunda aruz ölçüsüyle yazmaya devam etmiş. Bu üç sanatçımız bu tutumlarını hem Milli Libat dönemi hem de Cumhuriyet dönemi yıllarında sürdürmüş. Bir kere hemen aklınıza Akif gelsin. Ya ya Kemal gelsin arkadaşlar. Yani bu iki isim hemen aklınıza gelsin. Cumhuriyetten sonra da bunlar aruz ölçüsünü kullanıyor. Aferin. A diyorsunuz hemen. Doğru. Bir de Ahmet Haşim Ne dedim ben size dersin başında? 1933'e kadar yaşıyor arkadaşlar. Tamam. 5. Hangisi? Tanzimat birinci dönem şiiriyle milli edebiyat şiirinin ya şimdi Tanzimat 1 ile Milli Edebiyat'ın ne gibi bir ortak özelliği var ki? Türkçülük değil. Çünkü Tanzimat'ta Osmanlıcılık düşüncesi vardı. E şimdi Milli Edebiyat'ta aruz ölçüsü hemen diyemezsiniz. Hece ölçüsüne gidiliyor. E Divan Edebiyat'ın azim içinleri Tanzimat'ta var da Milli Edebiyat'ta yok değil mi? Arkadaşlar duyguyu değil evet tanzimatçılar düşünceyi öne çıkarır. Çünkü tanzimatçılar sanatı düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanırlardı değil mi şiiri tiyatroyu. Arapça Farsça sözcükler milli edebiyatta giderek azalıyor arkadaşlar. Yani burada baktığımızda tanzimat 1 ile milli ortak özelliği duyguyu değil düşünceyi ön plana çıkartmaktır. Tamam 6. Şimdi sade dil ve hece yazılmış şiirlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden dikkat edin hangisi yanlıştır? Milli edebiyat anlayışını benimseyen şairler tarafından yazılan şiirler mi? E bu gayet kolay bir madde. Toplum için sanat düşüncesi vardı zaten. Türkçülük, milliyetçilik fikirlerinin olduğunu söyledik. Yalın, sade anlaşılır bir dil kullandığını söyledik bu adamların. Şimdi bakın, genel olarak divan şiiri nazım biçimlerinden yararla Hayır, hayır hayır. Son derece yanlış. Milli edebiyatçılar bile diyor ki genel olarak hayır, divan şiiri nazım biçimlerinden yararlanmamışlardır. O dönemde mesela Rıza Tevfik Bölükbaşı bazı tekke nazım biçimlerinden e, faydalanmış. O ayrı. İstisna var ama E maddesi son derece yanlış. Tamam? Geçiyorum arkadaşlar 7. soruya. Şimdi bu beş hececilerle ilgili hangisi dikkat edin yanlıştır? Halka doğru düşüncesinden yola çıkan bu sanatçılar yurt güzelliklerinden ve yerli hayattan seçtikleri konuları işlemişler. E gayet güzel bir madde. Ziya Gökalp Gökalp'memedemin yurdu kulun yolunu izlemiştir diyebiliriz. Anadolu'yu yeterince tanımadıkları için basma kalıp söyleyişlerden ve romantik bir Anadolu. Evet, beş hececiler zaten bu yüzden yedi meşeciler tarafından eleştirilir. Bıktık artık sizin bu Anadolu'yu romantik bakış açısıyla işlemenizden. Bıktık Ayşe Fatma Edebiyatı'ndan demişti yedi meşeciler hatırlayın. Hece ölçüsüyle ve saf duru bir Türkçe yazmayı ilke edinmişler de... Şiirlerinde İstanbul ve İstanbul'un tarihi semtlerini mi ele almışlar? Hayır. Anadolu arkadaşlar 5 heciler deyince aklımıza memleket edebiyatı, Anadolu aklımıza gelsin. Tamam? Geçiyorum arkadaşlar 8. soruya. Şimdi parçada boş bırakılan yere hangisi gelsin? Bize bir e, şair sorulmuş, değil mi? Eski şiirimizle ilişkiyi tazeleyerek geleneksel yapıyı canlandırır. Bakın, eleştirilen aruz ölçüsünü dilden hiçbir fedakarlık yapmadığını düşündürecek biçimde ölçüyle oranla kullanır. Yani aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamış. Güzel. Aşkını, özlemlerini, yalnızlığını, acılarını anlatırken bile uzak, çok uzak geçmişten gelen geleneğin herkeste ortak etkiler yaratan arıtılmış ürünlerini verir. Rubai yazmayı dener. Zaten Cumhuriyet döneminin arkadaşlar Arif Nihat Asya ile birlikte önemli iki temsilcisi var değil mi Rubai'de? Halil Yaya Kemal ve Arif Nihat. Başka Yaya Kemal ne yazmış? Eski şiirin Rüzgarı ile adlı eseri bir unutulmuş geçmişi yeniden canlandırır. Güzel bir soruydu Yaya Kemal için. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar 9. soruya. <laughs> Ziya Gökalp ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi milli akımının kurulmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadığı onu artık anladık. Türkçülük akımını sistemleştirmiştir. Heceyle şiirler yazmıştır. Altın Işık, Yeni Hayat, Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat gibi eserleri var. Eserlerinde Türk folklorundan hatta folklor için Ziya Gökalp şöyle bir kelime söyler. Harz der arkadaşlar. Harz kelimesini görürseniz şaşırmayın. Bunu Ziya Gökalp folklor için söyler. Şiirin yanı sıra Anadolu Hayat... Hayır, 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 hayır. Ölkü ve roman Ziya Gökalp'te yok arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Yanlış yap, bu soru yanlış yapanlar Ziya Gökalp'in biyografisini okusun. Tavsiye ederim. 10. soru. Şimdi parçada söz edilen sanatçı bize sorulmuş. Aruz'da başladığı şiiri hece ile devam etmiş. Hecenin en ünlü şairlerinden... Şimdi hecenin ünlü şairlerinden birisi olmuş. Düz yazıları da var olan sanatçının ince, nükteli, Bakın buraya dikkat edin. İğneli temiz bir dili vardır. Şimdi iğneli bir dili var diyor arkadaşlar. Mizah yazıları varmış ve özellikle evet ÖSYM bize bunu sordu daha önceden. Akbaba adlı mizah dergisi. Kim arkadaşlar? D diyorsunuz. Yusuf Ziya Ortaç mı diyorsunuz? Aferin size. Yusuf Ziya Ortaç'ın arkadaşlar ince, nükteli ve özellikle iğneli dili vardır. Akbaba mizah dergisini çıkarmıştır. Porteler ve bizim yokuş adlı yapıtları vardır. Tamam. Geçiyorum. Canlı'nın kalitesi iyi mi arkadaşlar? Ses, ses, ses görüntü iyi mi? Müdahale edeyim mi? İyi ya değil mi? 11. Dil ve içerik özelliklerine bakıldığında hangisi? Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiire örnek gösterebilir? Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. nümayan. Hemen böyle soru işareti koyun. Hiç dil, yani sade dil ve hece ölçüsüne benzemiyor. Saf şiire benziyor. Türk yurdu uykuda ey düşman sakın uyuyan ülkeye yapılmaz akın. İşte arkadaşlar bu bize milli edebiyatı verir. Tamam. Zaten bu yine Ziya Gökalp'in Altın Destan şiirinden alınmış bir şiir. Gelir ancak bu bağı muzlimde gelir enfası zar uzaklardan. Safşir anlayışına benziyor. Aheste çek küretleri, mehtap uyanmasın, bir alime hayale dalan ab uyanmasın. Sokakta sade bir amin sedasıdır gidiyor. Mahalle halkı birikmiş, imam dua ediyor. Bu da halkın yaşayış tarzını, hani tarz, halkın yaşayış tarzını anlatan bir esere benziyor. Tamam. Geçelim 12'ye. Hadi ikinci testi de bitiriyoruz. Geçelim 12'ye arkadaşlar. Bu arada 24. soruda oluyoruz arkadaşlar. Sonradan katılanlar için söyleyeyim. Aslında 12'ye aldanmayın. Biz şu an test test gittiğimiz için 24. sorudayız. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizeler hangisine ait olabilir? Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hazı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Şimdi İspanya dedi. Değil mi? Hiç yani milli edebiyat anlayışına benzemiyor. Evet bu bir saf şiir olabilir mi? Ahenk özellikleri yönüyle baktığımızda evet saf şiir olabilir. Değil mi? Oo, Ben bilemezsiniz diye biraz düşünmüştüm ama sanki güzel. A dediniz arkadaşlar. Yaya Kemal dediniz. Dil konusuyla değil mi? Dil yüzünden. Şimdi bunlar baktığımızda cumhuriyet arkadaşlar. Değil mi? Cumhuriyet döneminde meşhur olan sanatçılar da Yaya Kemal Cumhuriyet'ten önce de vardı ve zaten bazı kelimelere baktığımızda bize direkt arkadaşlar hani e, Yaya Kemal'i veriyor. Şevk Akşamında, Zil, Şal ve Gül. Tamam. Geçtim. Şimdi, fecati ve milli edebiyat şiirinin karşılaştırdığı numaralamış yargılardan hangisi yanlıştır? Fecati'de de dil süslü ve sanatlı, güzel. Milli edebiyat şiirinde ise sade. E, bunu artık iyice anladınız. Fecati şiirinde sanat sanat için anlayışı, milli edebiyatta sanat toplum için anlayışı var. Fecati topluluğu şiirini aruzla yazmış, milli edebiyatçılar heceyle yazmış, güzel. Fecatizler Sertifü'nün edebiyatını Milli Edebiyatçılar ise geleneği önemsediklerinden divan edebiyatını örnek alırlar. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Milli Edebiyatçıların divan edebiyatını örnek alırlar gibi bir şey asla söyleyemeyiz. Yani bu son derece yanlış olur. Fecatizler sembolizm akımının etkisinde mi? Doğru. Milli Edebiyatçılar ise evet. Milli Edebiyatçılar unutmayın gerçekçidirler. Realist gerçekçidirler arkadaşlar. Tamam. Geçtim. 2. Şimdi burada bir eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Tamam? Eşleştirilemez diyor. Şimdi şiirlerin bu arada önemli bir soru tarzı, önce onu söyleyeyim. Şiirlerin çoğunda sosyal bir çevreyi aktaran şair özellikle Küfe, Hasta, Seyfi Baba gibi manzum hikayelerinde toplum yaşamını kim A seçeneği yani Mehmet Akif Ok şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan kimdi arkadaşlar? Kendi gök kubbemiz eski şiirin Rüzgarı ile Rubaylar, Yaya Kemal Beyattı. Bu da D seçeneği. Sanatçı. Türk toplumunun farklı dönemlerde yaşadığı değişimleri, çalkantıları, romanlarında benim aklıma hemen nedense Yakup Kadir geliyor ve o seçeneklerde yok. ÖSYM bunu yapıyor arkadaşlar. Burada yazdığı maddeyi seçeneklerde vermeyebilir. Yok değil mi seçeneklerde? Evet. Türkçülük ideolojisinin en güçlü temsilcisi deyince aklıma hemen benim Ziya Gökalp geliyor. Önceleri Aruz'la sonra da hece ölçüsüyle şiirler yazan şair beş hececilerin en önemli ismi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Yani o da bakayım C seçeneği. A evet B seçeneği yok. Ziya Osman Sabah. Yedi, meş, yedi meş en önemli şairi burada anlatılmamış. Şunu unutmayın. Üçüncüsü şıklarda verilmeyebilir. Tamam. Cevap Bursa'ydı arkadaşlar. Geçiyorum. Üçüncü soru. Şimdi hangisi 5 hececiler topluluğunun şiirlerine görülen bir özellik değildir? Yurt gerçekliğini evet bu adamlar ama bir dakika yurt gerçekliğini realist bir duyarlılıkla işleme. Arkadaşlar 5 hececiler romantik bir bakış açısıyla yurt gerçekliğini işlediği için 7 meşeciler tarafından çok eleştirilmişti. Bu bir dursun. Evet yurtseverlik ve kahramanlık konularına yer verirler. Halka ve millete yönelmişlerdir. Hece ölçüsünü kullanırlar. Dilde sadeleştirmeyi uygularlar. Cevap adın arkadaşlar. Tamam sakın ha böyle hızlı okuyarak evet gerçekçidirler demeyin. Beş hececilerin daha çok romantik bir tutumu vardır Anadolu'ya karşı. Geçtim. Mehmet Akif'in bu sözleri dikkate alındığında onun özellikle aşireklerden hangisinin sanat anlayışıyla çeliştiği söylenebilir. Aslında, aslında hiç parça okumaya gerek yok biliyor musunuz? Hemen yapabilirsiniz. Akif diyor ki benim şiirlerimde öyle yüksek hayaller bulunmaz. Şimdi Ahmet Haşim sembolist. Hayallere, imgelere, sembollere yer verir arkadaşlar. Hemen A seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Tamam. Şimdi Şinasi ne alaka diyeceksiniz? Arkadaşlar Şinasi akla önem verir. Klasik bir insandır. Akla önem verir. Akif zaten gerçekçidir. O da akla önem verir. Tamam. Bunlar akıla önem veren insanlar. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. C diyenler ee, Ahmet Ayşim'i okusun derim. Tamam. Beşinci soru. Şimdi yukarıda bir, iki, üçüncü grupta özellikle verilen sanatçılar hem bize eşleştirme istiyor. Sade bir dil ve hece üstü kullanılmış. Altın ışık. Bakın kızıl elma altın ışık. Değil mi? Bu size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Ziya Gökalp hatırlatıyor mu? Bence de hatırlatsın. İki tane ışık kaldı şu an geriye. Bakın bir günün sonunda Arzu adlı şiiri saf şiir niteliklerine uygundur. Şimdi cevap ya Ahmet Haşim olacak ya da cenab Şahabettin olacak. E, saf şiirde Cenap Ahmet Haşim'i görmemiz gerekiyor. Mahalle kahvesi adlı şiir manzum hikaye. Zaten Mehmet Akif'in nesi vardı? Halkın yaşayış tarzını anlatan manzum hikayeleri vardı. Hatırlayın bir önceki soruda Küfe'yi gördünüz, Seyfi Baba'yı gördünüz. Onlar manzum hikaye arkadaşlar. Geçtim. Altıncı soru. Şimdi milli edebiyat döneminde yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlere örnek gösterilemez? Çok güzel bir soru. Türk sazı, Kızıl Elma, Cenge Giderken, Altın Işık bunlar milli edebiyat döneminde yazılmış. Tamam, Safahat da milli edebiyat döneminde yazılmış arkadaşlar ama sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmıştır diyemeyiz. Çünkü Safahat Mehmet Akif'in bir şiir kitabı. 7 tane kitabının toplamış hali. Aruz ölçüsü var arkadaşlar orada. Tamam? Geçeyim mi? Kolay bir soruydu. Geçiyoruz. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Milli edebiyat anlayışı çevresinde gelişen şiirde genelde halkın kullandığı yılın bir Türkçe kullanılmış ancak şiirde şiirde aruz ölçüsü kullanımına devam edilmiştir diyor. Arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yani bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü milli edebiyatçılar birkaç istisna illaki var aruz ölçüsünü kullanma konusunda ama yani genel olarak milli için biz Aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmiştir arkadaşlar diyemeyiz. Konular sertifinin ve fecaati sanatçılarında olduğu gibi toplumsallıktan uzak milli, e, değildir diyor. Evet iki doğru. Türkçülük milliyetçilik fikirlerinden bahsediyor. İstanbul'daki dar bir kesimin yaşamı yerine Anadolu halkının yaşamı çektiği sıkıntılar anlatılır. Sanat için sanat anlayışına uzaklaşmak düşüncesiyle kaleme alınmıştır eserler diyor. E seçeneğinde doğru. Tamam. B seçeneğine lütfen dikkat edin arkadaşlar. B yapanlar lütfen şuraya dikkat etsin. Bakın altını çizdim. Tamam. Geçtim 8. soruya. <laughs> 8. Boş bırakılan yere hangisi? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Getirilemez sevdiğim soru tarzlarından birisi arkadaşlar. ÖSM'nin e, soru siteline çok yakın. Manzum hikaye anlatmaya bağlı metinler içinde gruplandırılır. Bu türde dize, ölçü, kafiye gibi şiirsel unsurlar vardır şiirden farklı olarak mazum hikayede olay ve olay örgüsü vardır. Şimdi arkadaşlar ne diyorsunuz? D diyenler çıktı. D diyenler artıyor. Aferin size. Unutmayın arkadaşlar, Merdiven şiirinde bir olay yok. Mazum hikaye değildir. Merdiven direkt bir saf şiirdir arkadaşlar. Ama bunlar evet mazum hikaye, değil mi? Bunlar hep mazum hikaye arkadaşlar. A olsun, C olsun, E olsun, Seyfi Baba Merdiven direkt şiirdir. Bunu sakın unutmayın. Geçtim. Dokuzuncu soruya. <laughs> Milli Edebiyat dönemindeki üç farklı şiir anlayışının temsilcileri hangisinde bir arada verilmiştir? Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ahmet Ayşim saf şiir. Değil mi? Hatta şöyle şöyle yazalım. Saf şiir. E, Yaya Kemal de saf şiir. Bu direkt gitti. Bizden üç farklı istiyordu arkadaşlar. Yaya Kemal saf şiir. Mehmet Akif e, hikaye diyelim. Hani halkın yaşayış tarzını anlatan malzum hikayeleri var. Evet cevap Bursa. Mehmet Emin Yurdakul'da sade dil ve hece üstüyle yazar. ÖSM'nin soru stiline yakın arkadaşlar. Tamam. Akif mesela burada malzum hikaye. Ziya Gökalp saf şiir. Ee, Yusuf Ziya şey Ziya Gökalp saf şiir diyorum ya. Sade. Sade. E, Yusuf Ziya da sade. Yani bu da ikisi de aynı olduğu için böyle elenir. Böyle eleme yöntemiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Ahmet Haşim saf şiir, Yaya Kemal saf bunlar da elenir. E, sade değil mi? Saf. E, bu da sade. Bakın iki tane sade çıktı. E, bu da elenir. Geçiyorum arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu. 10. sorun. Şimdi Mehmet Emin yurda kulla ilgili hangisi dikkat edin yanlıştır? Türkçülük düşüncesini benimsedi. Bu akımı halk, bu akıma halkçı bir nitelik kazandırdı. Milli şair, Türkçü şair lakapları vardır. Türk sazı, ey Türk uyan, tan sesleri, ordunun destanı gibi eserleri var. Edebiyatı düşüncenin aktarmadı bir araç olarak kullanır arkadaşlar. Edebiyatı cedide anlayışının edebiyat dünyasına hakim olduğu bir dönemde son derece yalın bir dil ve hece ölçüsüyle milli hisle dolu ürünler verdi. Aslında ta 1897'li yıllarda ben bir Türk'üm diye başlayan güzel bir şiiri vardı. Milli edebiyat başlamadan önce aslında Mehmet Emin Yurdakul bunun örnekliğini verdi arkadaşlar. Ama hikaye türünün sınırlarını zorlan... Hayır. Hayır. Çağlayanlar kimin peki? Bilen var mı? Aferin. Ehmet Ehane. Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyorsun. Bravo. Doğru İrem. Aferin. Geçtim. Şimdi e, bu soruyu görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, biraz büyük bir soru arkadaşlar. Maalesef böyle çekmek zorunda kaldım ama çok önemli bir soru. Bakın çok önemli bir soru. ÖSM'nin stiline çok yakın. Ünlem attım. Şimdi numaralanmış diziler karşılaştırıldığında hangisine ulaşılamaz? Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinde her anını her rengini her şiirini hazdan. Hala doldur bahçeler en tatlı sesinde bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan, hazdan, yazdan. Ahenkler çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani benim şu an aklıma hemen saf şiir geldi. Aruz sizin olsun, hece bizimdir, halkın söylediği Türkçe bizimdir, leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir, değildir bir mana üç isme muhtaç deyince aklıma hemen Ziya Gökalp'in sanat başlıklı şiiri geldi arkadaşlar. Bu milli edebiyat. İkisi çok farklı. Evet ne dersiniz bu soruya? Güzel bir soru. C diyenler çıktı. Ama arkadaşlar dikkat edin hangisine ulaşılamaz? Lütfen dikkat edin arkadaşlar ulaşılamaz diyor. Rica ediyorum yanlış şey yapmayın bu soruyu. Şimdi yani şu birincisi için siz sade dil ve evce ölçüyle yazılmış bir şiirden alınmıştır diyebilir misiniz? Haz, diyebilir misiniz böyle bir şey? Veya hadi şöyle diyelim ikinci hadi bunu anlamadınız hadi burayı anlamadınız. Aruz sizin olsun hece bizimdir. Hece Ölçünün önem veriyor. Halkın yaşayış tarzı ve değerlerini anlatan bir manzum hikaye. Arkadaşlar manzum hikayeyi biz daha çok kimde görüyoruz? Mehmet Akif Ersoy'da görüyoruz. Arkadaşlar burada cevap Adana'dır. Lütfen yanlış yapmayın. Söz sanatları bir de var. Bir de saf şiir olduğu için sanat, için sanat anlayışı var. Ahenge sağlamada ölçülü söyleyiş var. Çünkü aruz ölçüsü birinci şiir lirik bir şiirdir. İkinci şiire baktığımızda sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmış. Toplum için sanat anlayışı var. E kalıp didaktik bir şiirdir. Tamam. C yapanlar, E yapanlar lütfen bu soruyu yazsınlar hatta defterlerine. Çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. 73. teste geçiyoruz. Şimdi hangisi 8 dakika sonra ara vereceğiz. Biraz daha çözelim sorularımızı. Hangisi? Milli Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerinden birisi değildir. Şimdi genel olarak toplum için sanat düşüncesi hakim. Tamam. Ancak Bireysel sanat anlayışına bağlı kalınarak yazılmış bazı şiirler de var. Bu doğru arkadaşlar. Yani e, hep milli edebiyat e, hep toplum değil aslında. Hani bazı bireysel konularda vardır milli edebiyatta. Arz ölçüsünü kullananlar olsa da <laughs> genel olarak serbest mi diyor arkadaşlar son derece yanlış. Milli edebiyat döneminde hele hele genel olarak demek son derece yanlış. Serbest ölçü 1920'li yıllarda Nazım Hikmet'le birlikte artık iyice gözüküyor. Ama milli İbadet'te diyemeyiz arkadaşlar cevap B diğerlerine baktığınızda doğrudur ki doğru tamam geçtim bu soruyu şimdi hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor şimdi 5 hececiler genellikle <laughs> yorumlarınız çok güzel ya yurt güzellemeleri yazmış hece ölçüsünün yaygınlaştırılmasına çalışmışlar e, gayet güzel doğru. Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar'la birlikte Cumhuriyetimizin arkadaşlar 10. yıl marşını yazmıştır ki bu bilgi daha önce bize ÖSYM'de ayrıntısı olarak gelmişti. Doğru. Canavar, Akın, Özür, Yayla Kartalı hayır. Yusuf Ziya Ortaç değil. Var mı bilen? Bakayım yazan var mı? Yokmuş yazan. Hadi bunu bilen var mı? Yok mu bilen ya? Hadi onu da biz yazalım. Çamlı Bel. Tamam. Halit Fahri'nin mesela Aruza Veda adlı şiirini söyledik. Fıkra oyun türündeki eserleri var. Biraz ayrıntı soru olmuş bu 4 ve 5 ama. Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, işte Gönülden Sesler gibi eserleri var. Cevap C burada arkadaşlar. Burada arada ayrıntı bilgiler var biraz ama ÖSM e bunların size bir şey söyleyeyim mi? Hepsini daha önce sordum. Geçtim. Üçüncüsüne. Fark Nafiz diyorsunuz bravo. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde milli edebiyat geleneği ilgili bir yanlış bilgi vardır diyor. Şimdi milli edebiyat döneminde yedi meşalecilerin etkisiyle şiirde batının yerine daha farklı bir temelle yeni bir kaynağa yöneliş öne çıkar diyor. İyi de 7 meşaleciler 1928 yılında ortaya çıktı. E, milli edebiyat dönemi de 1911 ile 1923 arasında. Yani kendisinden sonra ortaya çıkan bir topluluktan nasıl etkilensin ki adamlar? Burada tarihsel bir yanlışlık var arkadaşlar. Direkt cevap A. Diğerlerine ben kontrol etmiştim arkadaşlar. İsterseniz duraklatıp daha sonra dinlersiniz. Bunlar doğru. Tamam. Geçiyorum. Dördüncü soru. Parçada söz edilen sanatçı bize sorulmuş. İlk şiirlerinde aruz ötünü kullanmış. O zaman Mehmet Emin Yurdakul falan değil. 1900'lerden sonra Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçe şiirlerinin açtığı yolu benimseyen şairler arasında görülmüş. Özellikle Selanik'te çıkan Çocuk Bahçesi dergisinde yayınladığı şiirlerle bu akıma katılmış. Hareketli ve coşkun bir mizacı olan şair. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Şiiriyle büyük ün kazanmıştır. Evet. O dönemde bir de filozofumuz var arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde filozof Rıza olarak bilinir bu insan. Mehmet Emin Yurdukulu'ndan etkilenmiş. Daha sonra hatta Mehmet Emin Yurdukulu yu eleştirmiş bazı yönleriyle. Uçun Kuşlar şiiriyle meşhur olmuş bir filozof bize soruluyor. Milli Edebiyat döneminde Rıza Tevfik Bölükbaşı arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Hangisinde bilgi yanlışı var diyor. Şimdi Ahmet Ayşip şiirlerini sanat için sanat anlayışıyla yazmış. Musiki yani müzik sanatına önem vermiş. Saf şiirin temsilcisi sayılan Yaya Kemal şiirlerinde toplum meselelerine yer vermemiştir ki doğru hadi bir dursun belki bilmeyeceksiniz. Mehmet Akif manzum hikaye türündeki şiirlerinde toplum yaşamını yansıtır arkadaşlar bu doğru bir bilgi. Sade bir dille hece üstüyle didaktik nitelikte şiirler yazan Ziya Gükalp doğru Türkçülük akımını sistemleştirmiştir. Şiirlerinde günlük hayatı toplumun yaşam tarzını manevi değerlerini işleyen Mehmet Fuat Köprülü Aruz Vezni ile yazdığı şiirlerinde ne diyor? Divan hayır 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 hayır. Divan nazım biçimleri milli edebiyatta görülmez arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Demek ki Ahmet Haşim şiirlerine sanat için sanat anlayışıyla yok. Demek ki Yaya Kemal şiirlerine toplum meselelerine yer vermemiş arkadaşlar ki doğru bilgi. Tamam. Evet 6. soruyla ilgili bir e, güzel soru soracağım. Önce bir çözelim. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi Gün bitti ağaçta neşe söndü, yaprak ateş oldu kuş da yakut. Yaprak da kuşun pırıltısından havzın suyu erguvane döndü. Şimdi ahenk var arkadaşlar değil mi? Neşe söndü, döndü, yakut vesaire. Yani ahengi görebiliriz. Bu doğru. E şimdi sembolizm akımının etkisi var mı? Gün bitti ağaçta neşe söndü. Şimdi neşe insanda olur. Ağaçta neşe olur mu değil mi? Orada bir imge var. Sembolizmde de zaten imge vardı. İmgelere dayalı söyleyiş var. Sanat için sanat. Ya zaten bu saf şiir olduğunu artık anladınız. Peki bu şiir kimin? E diyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Şiiri bilen var mı? Daha önce bu şiiri okuyan var mı? Merak ettim ya. Biraz kendime de mola veriyorum. <laughs> Ahmet Erşim. Aferin size. Ağaç şiiri değil mi Ahmet Erşim'in? Geçiyorum. Şimdi yedinci soru. Parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bakın bilgi yanlışı vardır diyor. Enis Beyic şiiri Aruz'da başlamış. Daha sonra hece veznini benimsemiş ve beş hececilerin içinde yer almış. Enis Beyic Kor Yürek'ten bahsediyor. Doğru. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları öne çıkaran epik şiirler yazmış. Şiirlerinde yalın bir dil kullanan sanatçının şiirleri Güneş'in Ölümü ve Cenk Duyguları adı altında toplanmış arkadaşlar cenk duyguları. E, aferin e diyenler çıktı. Buraya kadar her şey çok güzeldi Enis Bey ilgili. Peki bunu bilen var mı cenk duygularını? Aferin sana Medine Karaalp. Halit Fahri diyorsun. Halit Fahri Ozansoy. Hıhı. -hı. Halit Fahri Ozansoy arkadaşlar cenk duyguları. Tamam? Geçiyorum. Hangisi? tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Şimdi Ahmet Haşim Aruz'la yazdı. Mehmet Akif Aruz'la yazdı tüm şiirlerini. Yaya Kemal ok şiir haricinde bütün şiirlerini Aruz'la yazmıştı. Faruk Nafiz zaten Aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsüne geçiş yapmıştı. Demek ki Mehmet Emin Yurdakul bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış arkadaşlar. Tamam. 9. Burada bırakıyorum. Ya yani bırakıyorum derken ara veriyorum arkadaşlar. 13. 45'te Görüşürüz. 5 dakika mola verelim arkadaşlar. Siz de mola verin, böyle kalkın, evin, içiniz, evin içinde gezin biraz. Gel bakayım. Gel sen. Merhaba ya. Geliyor bana. Can. Can da Beni kapatıyorum. Ama <laughs> sana. Oğlum tuşuna basma. Kapat. <laughs> Şimdi alfabeyi hepsini getirmiyor. <laughs> aferin bak K demedi gördünüz mü? E dedi. Aferin. E. 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 Zaten Türkçe'de H yoktu. Bize bu <laughs> Evet evet ya mecbur kestim Karda tıraş yapamıyorum ben kestim. Cihan. Cihan. Amin amin. Evet evet. Başlattık kaybeden şimdi ağlamayı gör de. Hadi güle güle. Tamam, kaç kaç kaç. Ses şimdi iyi olur, merak etme. Evet arkadaşlar, bir dakika sonra başlıyoruz. Yolumuz uzun, ama yarıya kadar geldik neredeyse ya, değil mi? Hı -hı. Biz bunu çözdük mü veya siz ne yaptınız, çözdünüz mü? Hacer muvafık. Eba'nın sorularını zaten çok çözdüm ben. He, e mi dediniz? Halkın yaşayış tarzı ve değerlerini anlatan malzemeler yani Mehmet Akif tarzı şiirlerde soyut ve hayır, soyut ve kapalı anlatım daha çok saf şiirde öne çıkar. O yüzden elidine dediniz ki doğru yapmışsınız arkadaşlar. Aferin. Doğru. Geçelim mi? Zaten bilgi sorusu değildi. Bu bir yorumdu değil mi? Ha, böyle. Tamam. 10. soru arkadaşlar. Dersimiz 45 geçiyor. 13.45. Devam ediyorum. Şimdi bakın bu yargılardan kaç tanesi Mehmet Akif Ersoy için doğrudur? Şimdi şiirleri aracılığıyla yeni lisan davasının savunuculuğunu mu yapmış? Hayır. Milli değil kendisi. Mazlum hikayenin başal örneklerini verdi. Bunu söyledik. Tüm şiirlerin arzu ölçüsüyle yazdı. Şiirlerinde realizm akımının etkisi vardır. Öğüt verici didaktik şiirler yazmıştır Mehmet Akif Ersoy. Yani dört tane bilgi burada doğru arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 11. Parçada söz sanatçı bize sorulmuş. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan. Bak şimdi bu cümleyi görünce aklım hemen Ziya Gökalp'e gidiyor benim. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan ve Türkçenin, bu arada Türkçenin kelimesi böyle yazılır. Çok yanlış yazanları görüyorum. Milli edebiyatın fikir yönüyle temellerini oluşturmuş insan. Evet çok uzatmayalım. Ziya Gökalp'ten bahsetmişler arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Şimdi. ÖSM'nin soru tarzı değil mi? Dil, biçim ve içerik özelliklerine bakıldığında yukarıdaki dizelerin kime ait olduğu söylenebilir. Geçen akşam eve geldim. Dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım, esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu verin? Nerede sopam kız? Çabuk ol. Gecikirsem kalırım beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi bu akşam. Değiliz biz yalınız. Sopa sağ elde. Kırık canlı fener sol elde. Boşanan yağmur iliklerde. Çamur ta belde. Şimdi bu şiir mi, düz yazımı, mı, hikaye mi karışık. Demek ki bu mazum hikaye arkadaşlar. Aa ah, mazum hikaye bu. E şimdi mazum hikayeyi Milli Edebiyat'ta en çok kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy yazdı. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Tevfik Fikret yoktu değil mi şıklarda? İyi ki de yokmuş. Karıştırabilirsiniz diye. Ama karıştırmayın arkadaşlar. Toplumsal bir hadise. Seyfi Baba zaten gördünüz. Mehmet Akif. Şimdi geçtim. Yarıya kadar geldik arkadaşlar. 100, 103. testin birinci sorusuna kadar geldik. 50 soruya yaklaştık neredeyse. Milli devlet dönemi ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi eserler sanatsal kaygıdan çok sanatçıların iletmek istedikleri dünya anlayışları ile oluşturulmuş. Evet sanat kaygıları yoktu zaten doğru. Sade bir dille milli kimliğin oluşmasına yardımcı olacak bir anlayışla yazılmış. Savaşa giden insanların yoklukları... Geride kalan kadın ve çocukların kimsesizlikleri, savaşın yarattığı sonuçlar romanın temel konusu olmuş. Güzel. Önceki dönem romanlarından farklı olarak bu dönemde mekan Anadolu olmuştur. Hadi bu bir dursun. Roman kahramanları iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrılarak kurgulanmış kahramanlar arasında taraf tutulmuştur. Hadi böyle kişi arasında kaldınız. Ne yaparsınız arkadaşlar? Aa E diyenler çıkıyor. Aferin sana İrem. Demek ki dönemlerle ilgili çalışmanı iyi yapmışsın. Doğru hatırlıyorsun. İyi kötü Tanzimat'ta değil mi diye soruyorsun. Evet, Tanzimat'ın daha çok bir özelliği. Yani roman kahramanlarının iyi ve kötü şekilde keskin bir şekilde ikiye ayrılması İrem arkadaşımızın da dediği gibi daha çok Tanzimat dönemiyle alakalı arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne. Tamam? 2. Buna göre hangisi Milli Edebiyat dönemini diğer dönemlerden ayıran konulardan birisi olamaz? Şimdi Milli Edebiyat dönemini kendinden önceki edebi dönemlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de bu dönemde yazılan eserlere dikkat edin sosyal sorunlara geniş ölçüde yer verilmesidir. Şimdi kadınların sosyal çevre ile mücadelesi. Yani bir önceki dönemlere baktığımızda hadi diyelim bu kafanızı karıştırdım. Hayal demek şu, hayal hayal hakikat çatışması. Arkadaşlar şunu unutmayın. Hayal hakikat çatışması Servet-i döneminde çok gözükür. Çünkü o çocukların, o gençlerin hayalleri vardı. Bir de yaşanılan bazı hakikatler vardı. Ve bu ikisi arasında çok gidip gelirlerdi değil mi? Aferin Görkem. Yoksulluk ve cehalet, ahlaki çöküntü, kurtuluş savaşı zaten bunlar milli ayırıcı özellikleridir. Şunu unutmayın arkadaşlar. <laughs> Halit Ziya diyorsunuz, aferin. Mavi ve Siyah diyorsunuz, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hayal-hakikat çatışmasını biz daha çok Servet-i Fünun döneminde görürüz. Demek ki Milli Edebiyat döneminde, mesela Halid Edip Adıvar'ı hatırlayın, kadınların sosyal çevreyle bazı mücadelesini işlemişti. Mesela bunu e, Tatarcık adlı eserinde de görebiliriz. Hatta Sinikli Vakkal'da bile görebiliriz. Tamam. Geçiyorum. Üçüncü sorum. Şimdi hangilerinde, güzel soru arkadaşlar not edin. Yanlış yaparsanız not edin. Kuşaklar arası anlaşmazlıkların aile yapısında yol açtığı yıkımlar işlenmiştir. Bakın kuşak aile Kuşaklar arası anlaşmazlıkların aile yapısında yol açtığı yıkımlar hangisinde var diyor. Çok güzel bir soru. Tamam. Şimdi bir kere yaprak dökümü. Orada aslında dökülen şey yaprak değil aslında. Ailenin fertleri dökülüyor arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in bu romanında değil mi? Bunu alın. Bir ailenin çözülmesi anlatılıyor. Yıkım anlatılıyor. Çalı kuşunda eğitim sorunları vardı. Eğitime dair hani öğretmenlerle işte köylerin veya işte öğretmen muhtar çatışması vardı. Orada kuşaklar arası anlaşmazlık yok. E, Sinekli Bakkal'da Osmanlı'nın son dönemi ama zaten Yakup Kadri der ki kiralık konağı okuyunuzlar arkadaşlar. Yani kendini reklam etmek için demez bunu. Gerçekten de arkadaşlar ben de aynı görüşe sahibim. Kiralık konağı okuyun arkadaşlar. Çünkü kiralık konak ve yaprak dökümünde kuşaklar arası anlaşmazlıkların aile yapısında yolaştığı yıkımlar işlenir arkadaşlar. Mürebbiye de Fransız bir dadının aile içerisindeki ahlaksızlıkları anlatılır. Tamam. 1 ve 4 güzel bir soruydu. Geçtim. 4. Parçada söz edilen roman ve romanın yazarı. Sorular zorlaşmaya başlayacak söyleyeyim. Roman ve romanın yazarı hangisidir? Romanda orta halli bir ailenin bireylerinin yoğunlaşan toplumsal sorunlar sonucu birbirlerinden kopmaları konu olarak alınmıştır. Cumhuriyete geçiş evresindeki değişimlerin, yaşam zorluğunun ve kimi özentilerin dört kızı bir oğlu olan emekli Ali Bey'in ailesinde yarattığı yıkıntı ve dağılma anlatılmaktadır. Aferin size aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın diye diye değil mi? Adamın başının netini yemişti arkadaşlar. Cevap C. Doğru. Reşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümü anlatılmış. Geçtim. Parçada söz edilen sanatçı bize sormuş. Romanlarındaki bakın en önemli tema erkeğin egemen olduğu toplumda kadının konumudur. Yazar bu temayı işlerken gözlemlerini kullanır. Yani gerçekçi bir yazar. Ama Romanlarındaki kadın tipleri o dönemin toplumunda pek az görülen toplumsal yaşamda etkin, iyi eğitim görmüş, bir ya da birkaç yabancı dil bilen, hatta müzik özellikle de klasik batı müziği kültürünü almış tiplerdir. Halde Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanındaki Rabia karakteri sanki anlatılmış burada değil mi bize? İşte arkadaşlar bize bu parçada Halide Edip Adıvar anlatılmış. Ben bu soru tarzının ÖSM tarafından sevildiğini ve son dönemlerde daha çok bu soru tarzıyla soru geleceğini düşünüyorum ki örneklerini gördük. Bu soru çok önemliydi. Evet İngiliz Edebiyat Profesörü demişsin. Ehmet Ahane aferin sana. Yani biyografisine detaylı çalışmışsınız. Çok güzel. Halde Edip'in biyografisine. Daha doğrusu buradaki insanların biyografilerine detaylı çalışın arkadaşlar. 6. Ne güzel bir soru. Şimdi. Arkadaşlar karakterler önemli. Türk Edebiyatı'nda önemli roman kahramanları diye bir video çekmiştim iki yıl önce. Onu da izleyin. Reklam yaptım. Hangisi getirilemez? Şimdi edebiyatın birçok türünde eser veren halde edip adı varın. Kadın kahramanları güçlü karakterler. Doğru. Kim eserlerinde toplumsal değişim içinde kadının durumunu, kim eserlerinde milli mücadele kadının yansıtmış. Ateşten gömlekte Ayşe. Vurun kahpede Aliye. Tatarcık'ta Lale. Sinekli Bakkal'da arkadaşlar Rabia onun eserlerinin önemli kadın karakterleridir. Bu parçada Seniha anlatılmamış. Tamam. Seniha nerede geçiyor diyecektim. Mavi Gezegen direkt cevap yazdın. Değil mi? Aferin. Yani lep demeden leblebi diyorsunuz arkadaşlar. Aferin İrem. Geçtim. Yedinci soru. Bu arada önemliydi o bir önceki soru. Hangisinde bu parçada söz edilen olaylara yer verilmemiştir? Bakın Milli İbiyat romanında birincil konu dönemin toplumunu en çok etkileyen nelerdir? Savaşlardır. Ülke Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İşgal Dönemi ve Kurtuluş Savaşı ile derin yaralar almıştır. Yazarlar bu olguyu eserlerine taşımakta gecikmemişlerdir. Savaşlar. Tamam. iyi, Güzel de. Hangisinde savaş konulu bir şey yok? Bunu yanlış yapıyorsanız arkadaşlar. Şıklardaki eserlerin özetlerini lütfen okuyun derim size. Tamam. Bu yazarını bilmiyorsanız yazayım şunu. Aka Gündüz. Aka Gündüz olması lazım. Benim hatırladığım kadarıyla. Dikmen Yıldızı'nda da var bu. Sinekli Bakkal diyorsunuz. Aferin size. Sinekli Bakkal, Mavi Gezegen diyorsun ki Töre Romanı. Aferin sana. Töre Romanı'dır arkadaşlar. Yani ne demek Töre Romanı? Toplumun hayatını, geleneklerini, göreneklerini. Yani Osmanlı toplumunun son döneminin gelenek ve göreneklerini anlatır arkadaşlar. Tamam ...Dikmen Yıldızı Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor... ...diyor arkadaşımız ki doğru söylüyor. Aferin. Güzel bir soruydu. <laughs> Geçelim mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi. E, sekizinci soru. Hangisinde bilgi yanlışı var? Arkadaşlar çok güzel bir soru. Yakup Kadri. Zaten... E, ...bütün romanları sorulan... ...tek şahsiyet değil mi ÖSYM tarafından? Bütün romanları soruldu. Yakup Kadri sosyal içerikli romanlar kaleme aldı. Doğru. Türk toplumunun yaşam biçimindeki değişimini onun romanlarını izlemek mümkün. Yazar kiralık konakta Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar yetişen 3 ayrı kuşağı anlattı. Hep o şarkıda özellikle Abdülaziz dönemini anlattı. Bir sürgünde 2. Abdülhamit döneminin baskılarına baş kaldıran ve Paris'e kaçan Jön Türkleri anlattı. Sodom ve Gomara'da Bektaşi tekkesi mi diyor? Hayır. Hayır hayır hayır. Burası son derece yanlış. Burası arkadaşlar Nur Baba Yakup Kadri Nur Baba adlı eserinde arkadaşlar Bektaşi tekkelerindeki hayatı ve tekkelerin toplumda yaştığı yaraları tekkelerin yozlaşmışlığını anlatmıştır. Ankara romanında ise Cumhuriyet Devri Türkiye'sinin durumunu anlatır. Cevap 4 Denizli. Tamam geçiyorum. Şimdi parçada söz edilen yazar ve eser sorulmuş bize. Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan birisi. Güzel. Peyami'nin bakın Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ameliyatı beklerken yazdığı anlarından oluşur. Yazar bu eserinde yurdumuzun kurtarılmasında çekilen sıkıntıları, bu uğurda ölen insanları ve onların aşklarını ele alır. Romanın ilk bölümleri İstanbul'da geçer, Anadolu'ya geçişten sonraki bölümlerde Kurtuluş Savaşı etkili bir biçimde anlatılır. Halde Edip Adıvar'ın arkadaşlar Burada Ateşten Gömlek adlı eseri e, okumanızı tavsiye ederim yaz aylarında. Mutlaka okuyun okumayanlar varsa. Peyami, Binbaşı İhsan, Ayşe değil mi? Ateşten Gömlek bize anlatılmış. Karakterler önemli. 10. Parçada söz eden sanatçı bize sorulmuş. Yaya Kemal'in etkisiyle... Yunan ve Latin kaynaklarına dayalı yeni bir sanat anlayışını savunmaya başladı. Ayrıca doğu mitolojisiyle de ilgileniyor, mistisizme yöneliyordu. Bu eğilim onu Bektaşi tekkesine itti. Gözlemlerinden yararlanarak az önce söyledik arkadaşlar Nur Baba adlı romanını kim yazmıştı? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Aferin. Ben bu yöntemi çok beğeniyorum. Bu soru bankasında hani önceki soruda var olan e, düzeltmeyi bir sonraki soruda sorularak soruyor ya. O çok hoş bir şey. Yakup Kadri Nur Baba arkadaşlar geçtim. 11. Şimdi demiş ki: Parçada söz edilen eser hangisidir? hal Halledip bu eserinde Batı'nın aklını Doğu'nun kalbiyle birleştirerek bir senteze ulaşmaya çalışır. Eserde İtalyalı musiki öğretmeni Peregrini Batı'nın aklına dayanan sanatını Rabi'a da Doğu'nun Kalbe dayanan sanat ve mistiğini temsil eder. Peregrine Rabia'ya aşık olup din değiştirerek onunla evlenir. Yani Müslüman olur. Böylece Batı ile Doğu Halde Dib'in Sinekli Bakkal adlı eserinde töre romanında anlatılmış. Tamam. peregrini değil mi? Musiki öğretmeni. Geçtim. Parçada söz edilen e, parçada sözü geçen eser hangisidir? İki cilt halinde yayınlanan bu romanın birinci cildinde Cumhuriyet'in ilanından sonraki devrimlerin topluma yansıması ikinci cildinde demek ki iki ciltten oluşuyor. Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar anlatılmaktadır. 23 ve 52 yıllarını kapsar. Aslında bu nokta nokta 1 ve nokta nokta 2 diye adlandırılır bu eser arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Panorama 1 Atatürk dönemi, Panorama 2 İsmet Paşa, İsmet İnönü dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Aferin. D diyorsunuz. Çok güzel. Yakup Kadir değil mi? Bu arada yazarını söylemedik ama Yakup Kadir arkadaşlar. Panorama adlı eserinde. Geçtim. Şimdi hangisinde? Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat romanının bakın değerlendirmesinde yanlışlık var diyor. Servet-i Fünun'da evet gözlem vardır. Çünkü adamlar realisti. Halit Ziya'yı unutmayın. Bu arada Milli Edebiyatçılar da realist. Ben bu sorudan şunu anlıyorum servet Fünun ve Milli Edebiyat'ın bazı e, özellikleri ortak. Yani A ve B seçeneği servet Fünun ve Milli Edebiyat için aynı. Yani ortak özellikler. Şimdi Servet-i Fünun'da İstanbul ve çevresini konu olan olaylar var. Milli Edebiyat'ta Anadolu ve Anadolu insanlığı konu olan olaylar var. Güzel. Olayların gelişimi tesadüflere mi dayandırılmış? Tesadüfleri biz daha çok nerede görüyoruz? Tanzimat döneminde. Özellikle mesela Şemsettin Sami'nin Taşükü Talat ve Fitnat yani Fitnat ve Talat'ın e, aşkları. Değil mi? Sanat için sanat ilkesiyle hareket edilmiş. Toplum için sanat ilkesiyle. Tamam. Arkadaşlar bu soruyu yanlış yapıyorsanız eğer Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi romanının özelliklerini tekrar edin derim size. Tamam. Geçiyorum. İkinci soru. Şimdi. Refik Halit Karay ile ilgili. Refik Halit Karay önemli bir insan. Değil mi? Kirpi lakabı vardı. Türkiye Türkçesinin edebiyat dili haline gelmesinde çok büyük bir yeri var mı? Doğru. Türkçeyi iyi kullanır. Kalem adlı mizah dergisindeki kirpi imzasıyla yazdığı yazılarla ünlenmiştir. Sürgün adlı romanı siyaset kurbanlığının üstün bir roman diliyle örülmüş maceralarıdır. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eseri. Kimin de arkadaşlar? Türk'ün Ateşle İmtihanı. Refik Halit'in değil. Mizah türündeki yazılarını Refik Halit Ayde'de adlı dergide yayınlamış Refik Halit'in mizahi yönü de var. Onu da söyleyelim. Değil mi? Halde adı var diyorsun Ehmet'e. ve aferin. Türk'ün ateşle imtihanı arkadaşlar. Halde edip eseri. Tamam. Geçtik. Şimdi yukarıdaki özelliklerden kaçı milli edebiyat romanı bakın romanı için doğrudur. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı konu etme. Olayları tesadüflere dayandırma. Arkadaşlar olaylar tesadüflere dayandırılmaz. Bir kere bunu eleyelim. Olayın akışını kesip bilgi verme Ahmet Mithat bunu Tanzimat döneminde çok yapıyordu hatırlayın. O zaman bu da gitti. Yılın ve sade bir dil kullandılar. Daha çok Anadolu'da geçen olayları işlediler. Toplumun her kesiminden kahramana yer verirler. Gözleme önem verirler çünkü realistler. 1 2 3 4 5 tane cevap C seçeneği. Tamam? Dördüncü soru. Parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla hangisi getirilebilir? Kurtuluş Savaşı sonrası Türk toplumunun refahı yakalamasının ardından yaşamaya başladığı yeni değerlere birlikte milli mücadele ruhu da ortadan kalkmaya başlamıştır. Maalesef bunu yaşadık biz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Ankara'da özellikle milli mücadele ruhu yavaş yavaş nedense ortadan kalkmaya başlıyor. Bunda Yakup Kaydı şu tespit yapıyor. Gereksiz yere, sıklıkla yapılan balolar arkadaşlar. Savaşın ardından savaşı istismar eden ya da savaş şartlarına çok çabuk unutup kendini zafer sarhoşluğuna bırakıp bırakan pek çok insana rastlanır. Zaferi kutlama adına balolar birbirini takip etmektedir. Bu durum Yakup Kadri'nin hoşuna gitmemiş olacak ki durumu eleştirmek için Ankara romanının ikinci bölümünde arkadaşlar Selma adlı kahramanını tamamen değiştirir ve bu alemlere sokarak bize Ankara'yı anlatır. Güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Okumanızı da tavsiye ederim. Sıkıcı eser mi? Çok söyleniyor sıkıcı oldu. Ee, yine de okumaya çalışın. Ben yorum yapmak istemiyorum Ankara romanı ile ilgili. değer veririm bu romana. kendinizi zorlayın ve Cumhuriyet'in o ilk safhasını Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki bir rehavet ortamı oluşuyor bir dönem maalesef. Orayı da Yakup Kadri gerçekçi bakış açısıyla anlatmış arkadaşlar. Selma karakteri üzerinden. 5. Hangisinin kahramanı? Bakın. Birinci grupta verilen eserlerden hangisinin kahramanı? ikinci grupta verilmemiştir. <laughs> Güzel bir soru. Şimdi. Yalnız karşısında mı diyor? Yok, karşısında demiyor. Heh, şimdi herhangi bir şekilde eşleştireceğiz arkadaşlar. Ha, tamam. Şimdi kiralık konakta Naim Efendi'yi şöyle eşleştirebiliriz. Sinekli bakkalda Rabia'yı şöyle eşleştirebiliriz. Sodom ve Gomorra'da Leyla'yı şöyle eşleştirebiliriz. Yeşil Gece, Reşat Nuri'nin Şahin Efendi, Şahin Öğretmen adlı e, Şahin Öğretmen var orada karakter olarak. Burada bir sürgün arkadaşlar herhangi bir şekilde eşleşmez. Cevap Denizli. Tamam. Geçiyorum. Altıncı soru. Yukarıda konuları verilen milli edebiyat romanlarının hangisi? Gene eşleştirme yapacağız. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki direnişler, kahramanlıklar Ateşten Gömlek adlı eserde eşleştirilir, işlenir. Geleneklere bağlı bir babanın eşi, kızları ve oğluyla İstanbul'daki yaşamları konu edilmiştir. Şimdi yaprak dökümü diyebiliriz arkadaşlar değil mi? D şöyle eşleştirelim. Feride adlı bir kızın öğretmen olarak Anadolu'ya gidişi ve oradaki mücadelesi konu edilmiştir. Yani çalı kuşundan bahsediyor. Ödüllü soru gelecek birazdan. İkinci meşrutiyet yılındaki parti kavgaları e, hüküm gecesinde Yakup Kaydı tarafından işleştirilir. Tamam işlenir. B nerede? B yok. ben burada şeyi soracağım ya. Güzel bir soru sorayım mı? Hadi neyse o. soralım soralım. Ödüllü soru giriyor. <laughs> Arkadaşlar Feride tam önemli bir çalı kuşu önemli bir eser. Reşat Nuri hangi şehrin hangi köyünde e, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim Feride adlı öğretmeni hangi şehrin hangi köyüne göndererek eserinde bunu işlemiş? Çok zor biliyorum. Belki bilen vardır ya. Merak ediyorum. 177 kişi var canlı yayında. Belki bilen çıkar ya. Eee Wings Club diye bir abone doğru Bursa'ya gönderdi Feride'yi doğru. Peki hangi köy? Aferin. Hacer Muafık ödül aldın. Teşekkür ederim. Notumu alayım. Discord'tan ee, Discord'dan daha sonra bana dönüş yaparsan sevinirim. Ödülünü gönderirim. Geçtim. Çok zor sordu biliyorum arkadaşlar. Sormak istedim ya. 177 kişi olunca bir sorayım belki bilen çıkar diye. Bursa'nın arkadaşlar doğru Zeyniler Köyü falan filan. 7. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisinde verilenler getirilmelidir? Yakup Kadri Karasmanoğlu başlarda Fecati grubu içinde yer almasına rağmen sonraları milli edebiyatın önemli isimlerinden birisi olmuştur. Doğru. Romanlarında tarihsel ve toplumsal olayları Anadolu'yu konu edinmiştir. Romanları edebiyatımızın en tanınmış eserleri arasına girmiştir. 3 neslin çatışmasını anlattığı 3 neslin çatışması. Arkadaşlar kiralık konakta işleniyor. Güzel. Başka? Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyünü anlattığı hüküm gecesi parti kavgalarını işliyordu dikkat edin o değil yabanda bir köyü anlatıyordu. İşgal yıllarının İstanbul'daki ahlak bozukluğunu anlattığı Sodom ve Gomera. Yakup Kadri İstanbul'u Sodom ve Gomora şehirlerine benzetiyordu arkadaşlar ahlaki bozukluklar yönüyle. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. ÖSYM bu şekilde bir soru karşımıza getirebilir. Tamam. 8. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şimdi Refik Ali Karay dilin kullanımında çok başarılı. Doğru. Eserlerinde konuşma dilini tüm canlılığı ve akıcılığıyla kullanmış. Güzel. Reşat Nuri Güntekin romanlarında yaşadığı dönemin sosyal şartlarını yansıtmıştır. Yakup Kadir Karosmanoğlu romanlarında Türk toplumundaki değişimleri özellikle Kiralık Konak'ta anlattı. Romanlarında köylünün yoksulluğunu ve çektiği sıkıntıları işleyen hal adı var. Türkçenin kullanımında çok başarılıdır. Şimdi adı varın pek çok yabancı dili var. İngiliz Muhyiddin Cemiyetine üyeydi, sonra orayı terk ediyor, Kuvayi Milliye görüşlerini savunuyor. İngiliz Edebiyatı profesörü zaten kendisi, değil mi? Şimdi pek çok yabancı dili bilmeye başladıktan sonra ana dilinizde bazı bozulmalar başlayabilir. Halde Edip Adıvar'ın unutmayın eserlerinin içeriği çok önemli ama dil ve üslup noktasında savruk bir dili vardır, pürüzlü bir dili vardır arkadaşlar. Halde Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karışmanoğlu evet Kurtuluş Savaşı anlatan romanlar yazdı. Tamam. 9. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Halde Edip Adıvar 1912 yılında kaleme aldı. Geçmeyeceğim ya. Arkadaşlar şimdi topluluk kurallarını daha önce size anlatmıştım da. Her şey soru çözmek değil. Yemişim sorusunu. İslamiyet'ten önce bakın bir şey anlatayım size. İslamiyet'ten önce Türk kültür örf adet geleneğinde ölülerin arkasından konuşulmaz. Tamam. İyi de olsa adam kötü de olsa ya bizim geleneğimizde arkadaşlar ölülerin arkasından konuşulmaz. Bitti. İyilikleri konuşulur. Kötülükleri de konuşulmaz. Tamam. Lütfen yapmayın. Geçtim. Ya bu bizim geleneğimizde arkadaşlar yapmayalım. Ölülerin arkasından konuşmayalım. Tamam. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Halid Edip Adıvar 1912 yılında kalem aldığı nokta nokta romanında genç bir kadının aşk, sevgi, bunalım ve sıkıntılarını işler zor bir soru. Önce onu söyleyeyim. Adıvar'ın bireysel anlamda kendini bulmayı amaçladığı eser roman kahramanının kişiliğinde o dönemdeki genç kızının hem psikolojik hem de sosyolojik kimliğini yansıtır. Şimdi birçok öğrenci buna A diyebilir. Ama... Ama A değil arkadaşlar. A seçeneğindeki o sinikli bakkal Osmanlı döneminin töresini, yani örfünü, adetini, gelinliğini, göreniğini istiyordu. Handan adlı eseri zaten mektuplarının bir araya getirilmiş halidir ve öyle bir romandır diyelim. Genç kızların hem psikolojik hem de sosyolojik kimliğini yansıtır arkadaşlar Handan adlı eseri. Tamam. Aferin C diyenler. Bravo. Geçiyorum. 10. soru. Naim Efendi değil mi? Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmıştır? Şimdi Naim Efendi'nin damadı Duyunu Umumiye Müfettişlerinden Servet Bey. Ah 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 o Servet değil mi? Yaktı Naim Efendi. Bir kaz oğlu nasılsa küçükken Fransızca bilmek bir müddet Beyoğlu muhitinde tatlısı frankleriyle düşüp kalkmış olmak ona bir softa evinde dizi dizi Fransızca kitaplardan vazolardan bilgilerden oluşan bir odaya yaylı bir şezlonga uzanıp gözleri tavanda ayakları havada <laughs> bak bak gözleri tavanda, ayakları havada bir takım opera parçaları söyleyerek saatlerce vakit geçirmek hakkını vermiştir. Dil üslup ilginç arkadaşlar. Evet çok uzatmayacağım. <laughs> Güzel bir eser. Kiralık konak arkadaşlar. Tamam. Kiralık konak okuyun arkadaşlar. Yani Naim Efendi, Servet Bey, Kuşak Çatışması. Karakterler önemli. Tamam. Geçelim mi? 11. Şimdi yer değiştirme sorusu arkadaşlar. Ben bu tip sorularda risk bakın risk alın, risk alın. Ne demek şimdi risk alın? Ee, cevap zaten sorunun içerisinde. Yapmaya çalışın, biraz risk alın. Yakup Kadri, romanlarında tarih ve toplum olaylarını canlı bir şekilde anlatır aktarır. Romanlarında, şimdi romanlarından Hüküm Gecesi doğru. Meşrutiyet sonrası parti kavgalarını anlatır. Bir doğru. Sodom ve Gomarı mütareke yıldırındaki İstanbul'da oluşan ahlaki çöküntüyü anlatır. Doğru. Kiralık konak. ikinci Abdülhamit döneminde Fransa'ya kaçan genç Osmanlıları. Hayır. Kiralık konak da hatırlayın. Kuşak çatışmasını anlatıyordu. Yani burada anlattığı şey bir sürgün. Yani burada 3 ve 4'ü arkadaşlar yer değiştirmemiz gerekir. Panorama Atatürk dönemi Türkiye'sini anlatır. 5 doğru. O, ona sıkıntı yok. Yani cevap burada 3-4 olur. Tamam. Bitirdikten sonra sohbet yaparız arkadaşlar. Yolumuz uzundu. Çok konuşmak istemiyorum. Yazar. Şimdi parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilmeli? Bakın yazar. nokta nokta Şahin öğretmen aracılığıyla modern eğitimin gericilere karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Hatırlayın Reşat Nuri Güntekin'in öğretmen karakterleri meşhur. Mesela Çalıkuşu'nda Feride vardı. Bir de Yeşil Gece adlı romanında arkadaşlar öğretmen Şahin vardır arkadaşlar. Modern eğitimin gericilere karşı verdiği mücadeleyi anlatır Reşat Nuri'nin Yeşil Gece adlı eseri. Tamam. Aa hocam bum bum geçtim. Evet arkadaşlar 26 sorumuz kaldı. Yani e, sıkıntı biliyorum yoruldunuz yoruldum. Hangisi? Servet ve Milli Edebiyat Dönemi romanlarının bakın ortak özelliği... Servet Fünun Milli Edebiyat romanının ne gibi bir ortak özelliği olabilir ki? Çok farklı anlayışları var. Ama arkadaşlar bir tane ortak özelliği var diyebiliriz. Yani. Hadi bakalım kim yapacak? <laughs> A diyenler rica ediyorum Servet romanına çalışın. Servet Fünuncular arkadaşlar İstanbul'u anlatır. Milli Edebiyatçılar Anadolu'ya açıldı. Kahramanların toplumun her kesiminden değil, servet üfüncüler elit kesimi anlatıyordu. Yalın ve anlaşılır bir dil değil, servet üfüncülerin dili ağırdı. Demek ki servet üfüncüler ve milli edebiyatçıların ortak özelliği realist. O sizin romantik diyebildiğiniz veya öyle öğrenenler varsa hemen o yanlış bilgiyi düzeltelim. Aşkı Memnu romantik değil arkadaşlar, realist bir eserdir. Tamam. Cevap Edirne. Lütfen. Bu soruya dikkat edin. 2- Parçada söz edilen roman ve yazarı defalarca sordu ÖSYM bunu. Romanın kahramanı Ahmet Celal'dir. Ahmet Celal, Çanakkale'de savaşta bir kulunu kaybetmiş ve savaştan gazi olarak kurtulmuştur ama savaş sonrası yapayalnız kalmıştır. Bunlara bir de İstanbul'un işgali eklenince hizmet eri olan Mehmet Ali'nin köyüne gitmeye karar verir. İstanbul'un işgali sonrasında gerçekleşen olayları takip ederek köylülere durumun önemini ve ciddiyetini anlatmaya çalışır. Ancak köylüler Salih Ağa'ya çok bağlıdır ve onun etkisinde kalarak Ahmet Celal'i ciddiye almazlar. Ahmet Celal'e Yaban derler, yabancı derler arkadaşlar. Bu nedenle Ahmet Celal köyde aradığı ilgiyi ve yakınlığı maalesef bulamaz. Normalde önemli bir insan Ahmet Celal değil mi? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun arkadaşlar Yaban adlı eserini okumanızı tavsiye ederim. İnşallah böyle gelir diyorsunuz. Sanmıyorum ya ne bileyim. Daha önce böyle soru geldi de. Belki gelir ya belli olmaz. Evet Çalıkuşu arkadaşlar. Çalıkuşu romanı ile ilgili hangisi yanlıştır? <laughs> Arkadaşlar siz çözün ben 2 dakika kendime 1 dakika ara vereceğim su falan içeceğim siz çözün Evet. Bu arada doğru yapanları gördüm. Helal olsun. Hatta birkaç açıklama da yazmış. Helal olsun arkadaşlar. Yani çalıştığınızı gösterdiniz. Seviniyorum. Yani iyi bir izleyici kitlesine ulaştığımı düşünüyorum. Şimdi Çalı Kuşu eğitim sorununa dair yazılmış güzel bir eser arkadaşlar. Okuduğunuzda A, B, C, D arkadaşlar doğru. Şimdi kahramanların bireysel çatışmalarını karşılıksız aşklarını işlemiş toplumsal konulardan Toplumsal konulardan uzak mı kalmış? Toplumsal konulardan arkadaşlar uzak kalmıştır diyemeyiz. Zaten bu adam Milli Edebiyat döneminde yazmış. Milli Edebiyatçı değil mi? Bu mantıkla da yapabilirdiniz. Diğerleri doğru. Feride. Unutmayın Feride'yi. <laughs> Geçiyorum. Şimdi Milli Edebiyat dönemi genel bir soru. Romanlarıyla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi Halka doğru hareketinin bir sonucu olarak roman, yurdun her köşesine açık tutulmuş ve herkesinden halkı, halkın hayatı konu olarak ele alınmış. Gayet güzel. Realizm akımı var dedik zaten gerçekçidir bu adamlar. Roman kahramanlar arasında gerçeğe uygun tiplerin yanı sıra idealize edilmiş kişiler. Mesela Feride. Mesela Rabia. Değil mi arkadaşlar? Bunlar var. Kurtuluş Savaşı yılları milli mücadele Anadolu'daki yoksul halk, aşk işlenen temalar arasında... Yazarlar öğretici olma kaygısıyla romanların sanatsal yönünü önemsemediklerinden arkadaşlar bunu söyleyemezsiniz. Bunu Ahmet Metin için söyleyebiliriz. Çünkü ansiklopedik bilgiler veriyor. Ama arkadaşlar bu özelliği milli edebiyatçılar için söyleyemezsiniz. Yakup Kadri'nin romanları teknik yönden başarılı değil mi? Bunu söyleyemeyiz. Teknik yönden başarılı eserler Milli Edebiyat döneminde var. Tamam? üstüne basa basa söyledim var. Geçtim 5. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Şimdi güzel bir soru. Tanzimat fermanı ile birlikte başlayan batılılaşma hareketleri halkın sosyal yaşamını büyük ölçüde etkiler ve İstanbul halkının batı hayranlığı her geçen gün artar. Ne var ki halkın batılılaşmayı yanlış anladığı, batının bilim, teknoloji, çağdaşlaşma ve benzeri özellikleri yerine Türk kültürüne uymayan yaşam tarzı benimsediği görülür. Tanzimat'tan başlayıp milli edebiyata kadar geçen dönemde sanatçılar batılılaşmanın yanlış anlaşılması konusunda duyarsız kalmaz. Eserlerinde bu konuyu işler nokta nokta bu tutumu yansıtan eser kişilerinden birisidir. Güzel soru. Şimdi. <laughs> Aferin be. Valla. Seniha batılılaşmayı yanlış anladı. Felatun Bey zaten Batı'yı temsil ediyordu. Felatun Bey ile Rakım Efendi değil mi? Rakım Efendi Doğu'yu temsil ediyordu. Felatun Bey batılılaşmayı yanlış anlıyor. Şatırzade Şöhret Bey batılılaşmayı yanlış anlıyor. Meftun Bey aynı şekilde ama Şahin Efendi zaten Reşat Nuri'nin bir öğretmen karakteri. Batılılaşmayı yanlış anlayan bir insan değil arkadaşlar. Lütfen bu soruya dikkat edin. Güzel bir soru. Bu arada onu da söyleyeyim. Tamam. Ya ben burada şeyi sorayım. Hani bilmeyenler varsa onu da yazayım da. Hani bu e, unut, unutuyorsanız şıp sevdi işte şık adlı eseri tam orada geçiyor bu karakterler onu da söyleyelim hayır olmayacak vazgeçmiş dönemi adlı abonem hayır olmayacak 6 özel bir yayından aldığım için özel yayın özel izin verdi şimdi tam olmayacak pdf yukarıdaki numaralamış bilgilerden hangisi yanlıştır şimdi Dedim ki size Yakup Kadi'nin bütün eserleri soruldu arkadaşlar. Yakup Kadi'ye dikkat edin. İkinci Meşrutiyet'ten sonraki parti kavgaları hüküm gecesinde işlendi. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki İstanbul konumu edildi yabanda. Yoksa Ahmet Celal bir köye gidip orada yaban mı kalmıştı? Yaban adlı eserde İstanbul mu yoksa daha çok Anadolu'nun bir köyü mü anlatıldı arkadaşlar? Değil mi? İkinci Abdülhamit döneminin baskılarına baş kaldıran Paris'e kaçan Jön Türkler onların oradaki yaşamları anlatıldığı sürgün, bir sürgün adlı eserinde. Bunlar hep Yakup Kadir arkadaşlar. Notumuzu alalım. Yakup Kadir'in eserleri. Ankara'da zaten Ankara'nın durumu anlatıldı. İkinci Abdülhamit dönemindeki bir aşk öyküsü hep o şarkı adlı eserinde anlattı. Cevap Bursa. Tamam. 7. Parçada söz edilen yazar bize sorulmuş. Yapıtlarında sağlam bir gözlem ve güçlü bir realizm gözüküyor. Yapıtları teknik olarak mükemmeldir. Bakın yapıtları teknik olarak mükemmeldir. Karakterleri başarıyla canlandırır. İlk yapıtlarında mistik bir hava sezilir. 1916'dan sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işlemiştir. Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Türk toplumundaki değişiklikleri kuşak çatışmalarını görmek mümkündür. Arkadaşlar kuşak çatışmalarını biz özellikle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na görürüz. Lütfen bu soruya dikkat edin. Bak eser yok. ÖSM'nin yeni tarzı arkadaşlar bu sorulara lütfen dikkat edin. 8. Hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birisine getirilemez? Şimdi kendisi de bir eğitimci olan Reşat Nuri nokta 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 nokta, nokta romanlarında Anadolu'daki eğitim sorunlarına yönelir. Arkadaşlar Reşat Nuri'nin Anadolu'daki eğitim sorunlarına yöneldiği eserler bize sorulmuş. Ama diyor ki hangisi bu eserlerden birisi değil. Hadi güzel bir soru. Lütfen bu soruyu doğru yapın ya. E diyenler arttı. Artsın. Daha çok artsın. Aferin. Şimdi arkadaşlar Çalıkuş'da Değil mi? Eğitim sorunu. Yeşil gecede eğitim sorunu. Acımakta da bu eğitim sorunları var. Bu karakterler üzerinde anlatılıyor. Ama arkadaşlar yaprak dökümünde yapraklar dökülüyor. Yani o yapraklar neydi? Ailenin fertleri dökülüyor. Aile yapısındaki yıkım anlatılıyordu arkadaşlar. Konu olarak farklıydı. Tamam. Kuşak çatışması. Geçelim mi? Zehra vardı. 9. Bu parçadaki bilgi yanlışı bize sorulmuş. Şimdi biraz ayrıntı bir soru olabilir. Reşat Nuri Güntekin Küçük Paşa adlı romanında yanlış. Şimdi burası bir kere yanlış. Reşat Nuri'nin Küçük Paşa adlı romanı yok. Anadolu'nun ücra bir köşesinden soruyu çözün yapamadım ya. Hapşuramadım. Ebu Bekir nerede o? Ee, geçeceğim bu soruyu. Çok e, de, B değil miydi bunun cevabı? Küçük başarı şart mühendis Ebu Bekir. Tamam. Hapşıramadım ya. Geçiyorum arkadaşlar. Çok e, önemli bir soru olduğunu düşünmüyorum. Tamam. 10. soru. Önemli bir soru. Lütfen dikkat edin. Parçada söz edilen eser ve yazarı. Aliye. Arkadaşlar Aliye. Aliye okulunu bitirip kimsenin gitmediği köylere öğretmen olarak gider. İzmir'in işgal edildiği günlerdir Tosun Bey bir çete kurarak düşmanı kovmaya çalışmaktadır. Kuvayi Milliye değil mi? Ancak köyün imamı ve ileri gelenleri düşmanla işbirliği yaparlar. Aliye'yi halka ahlaksız biri olarak anlatırlar. Çok ciddi bir eser arkadaşlar, değil mi? Konu yönüyle. Üstüp e, düzensiz olabilir haledip adı vardı. Ne dersiniz? Vurun kahpeye. Aferin arkadaşlar. Aferin. Vurun kahpeye Ali'ye. Değil mi? Ya ben bunu unuturdu unuturdum. Şöyle düşünün. Vurun kahpeye Ali'ye. Vurun kahpeye Ali'ye. Vurun kahpeye Ali'ye. Ateşten gömlek Ayşe. Vurun kahpeye Ali'ye. Tamam mı? Kaç defa söyledim artık. Geçtim. 11. Ateşten gömlek dedik. Şimdi ateşten gömlek romanı ile ilgili hangisi söylenemez? Halde Dibin önemli bir eser arkadaşlar. <laughs> Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un düşman tarafından işgal edildiği dönemde yazılmıştır. Doğru. Romanın asıl kahramanları olan İhsan, Ayşe, Peyami birer karakter. Romanın anlatıcısı aynı zamanda arkadaşlar romanın kahramanlarından birisi olan Peyami'dir. Romanda anlatılan olayların sırası tarihsel döneme uygun değil mi? Hayır. Hayır hayır, hayır. Bu son derece yanlış. Tarihsel sıraya uygun anlatmıştır halde edip. Yani Üstümü sadece kötü diyebiliriz. Realizm akımının etkisiyle yazılmış bir roman Evet. Hal edip e, izlenim Yani gözlemcidir arkadaşlar. Gerçekçiliğe önem verir. Realisttir. Tamam. Geçtim. 12. Şimdi konu ve kişilerine yönelik bu açıklamanın yapıldığı roman aşağıya hangisidir? İstanbul tanrının lanet dediği şehirlerden birisidir. Aklıma hemen bir roman geldi. Sizin de gelsin. İstanbul kızları İngiliz subaylarıyla gayet mutludurlar. Leyla da bunlardan birisidir. Bu nazik kızlarımız kuvayi milliyecileri yabaniyi daha insan olarak görmekte hatta onlardan tiksinmektedirler. Maalesef böyle şeyler yaşamışız arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal ve silah arkadaşları kuvay milliyeciler düşmanla cebelleşirken maalesef İstanbul'da bizim insanımızda bazı insanlarımız İngiliz subaylarıyla Baya haşır neşir olmuş. İşte Yakup Kadir Karosmanoğlu Tanrı'nın lanetlediği Sodom ve Gomorra şehirlerini İstanbul'a benzetmiştir. Cevap C seçeneği. Üç İstanbul diyenler lütfen özetini okusun. Üç İstanbul arkadaşlar Mitat ki bu eserin sorulabileceğini de düşünüyorum. Mitat Cemal Kuntay'ın bir eseridir. Ama bu şekilde anlatılmaz o eser başka. Doktor Adnan avukat Adnan karakteri var. Tamam. <laughs> Geçtim güzel soruydu. Evet arkadaşlar son 14 soruya geçiyoruz. Son testimiz. 106. test. Ee, Sayınları Soru Bankası'ndaki 106. testin. Ara ister misiniz? Ben şimdi iki tane daha ödülü sorum var. Ara ister misiniz arkadaşlar? Bir buçuk saat olmuş. Hadi bitirelim mi diyorsunuz? Hadi bitirelim tamam. Biraz zorlayayım kendimi. Bitirmeye çalışayım. Zaten E diyorsunuz. <laughs> az önce söyledim değil mi? Yok az önce başka bir şey söyledik biz. İstanbul'un iç yüzü başka. Üç İstanbul Mithat Cemal'indi. Şimdi arkadaşlar İstanbul'un iç yüzü Refik, Halit, Karay. Tamam. Vallahi Samet ben bittim ya. <laughs> Ama bitireceğiz. Tamam 13 soru kaldı geriye. Evet arkadaşlar ÖSYM'nin yeni tarzı diyebiliriz. Tablo sorusu. Değil mi? Yukarıdaki tabloda numaralamış eser sanatçı tür eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Şimdi Primo Türk çocuğu. Ömer Seyfettin'in hikayesi. Doğru. Panorama 1-2 Yakup Kadri'nin romanıdır. Beyaz Lali Ömer Seyfettin'in öyküsüdür. Yaprak dökümü Yakup Kadri'nin diyor romanıdır diyor. Yaprak dökümü. Ali Rıza Bey değil mi? Yakup Kadri miydi arkadaşlar? Yoksa Reşat Nuri miydi? Mor salkımlı ev ve Türk'ün ateşle imtihanı Hadeli dibin anılırdır arkadaşlar. O yüzden cevap Denizli. 3. Hangisinde yazar ve eseri yanlış verilmiştir? Ebubekir Bekir Hazım Tepeleri'nin küçük adlı eseri biraz ayrıntı demiştik değil mi? Bu doğru. Refik memleket hikayeleri Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı eseri var. Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe, Yakup Kadri değil. Arkadaşlar Sinekli Bakkal kimindi? Halide Edip adı varında. Geçtim. Dördüncü sorum. Hangisinde? Ah bu soru çok güzel. Bu soruyu bir yapalım. Sonra güzel bir soru soracağım size. Yok bu muydu? Yok son soruyla ilgili. Pardon bu soru değil. Hangisinde? Aynı sanatçıya ait yapıtlar bir arada verilmiş arkadaşlar. Aa. Reşat Nuri dediniz. Reşat Nuri dediniz. Reşat Nuri dediniz ve C dediniz. Aferin. Yakup Kadri. Değil mi? Ama dikkat edin. Aynı sanatçıyı diyor. Şimdi bizim Akdeniz'e baktığımızda Fahriye Rıfkı. Hani o gitti. Değil mi? Hadi şunu da yazalım. Sürgün kimindi? Refik Halit'in. Bu da gitti. Ankara Yakup Kadri'nin. iyi güzel de. Akşam Güneşi Reşat Nuri. Bu da gitti. Gurbet hikayeleri Refik Halit'in. Yani sonuçta bunlar arkadaşlar farklı yazarlar. Vesaire. Tam geçiyorum bunları. Devlet Ana Kemal Tahir'in. Hani bilmeyen varsa yazalım. Kemal Tahir. Han Duvarları Faruk Nafiz Çamlıbel. Miskinler Tekkesi Reşat Nuri. Yolcu Defteri hani yazalım bilmeyenler için. Fali Rıfkı'nın. Tamam. Geçiyorum. Beşinci soruya. Hangisi Ötekilerden farklı bir yazara aittir. Sinekli Bakkal olsun, Tatarcık'ta Lale karakteri vardı. Sinekli Bakkal'da ne vardı? Rabia karakteri var. Ateşten Gönlük'te Ayşe vardı. Vurun Kahpe'ye Ali'ye, Vurun Kahpe'ye Ali'ye, Vurun Kahpe'ye Ali'ye halledip değil mi? Ankara, Yakup Kadir'in bir romanı arkadaşlar. Geçtim. 6. Hangisi? Bakın tür bakımından diğerlerinden farklı. Şimdi İstanbul'un iç yüzü ne güzel değil mi? Roman. Kimin romanıydı bu? Refik Karay. Yaban Yakup Kadri'nin romanı. Kiralık Konak Yakup Kadri'nin romanı. Sinekli Bakkal Halide, e, Halde Edip Adıvar'ın romanı da Harap Mabetler. Arkadaşlar hikaye. Tamam. <laughs> Aferin. Kirpi'nin hikayesi diyorsunuz. Geçtim. Yedim. Aşağıdaki milli edebiyat dönemi eserlerinden hangisinde yanlış batılılaşma teması ön planlıdır? Yanlış batılılaşma teması. Arkadaşlar yanlış batılılaşma dikkat edin. Neden çatışıyordu bu kuşaklar? Bu kuşaklar yani kuşak çatışması var burada. Neden çatışıyor? Çünkü batılılaşmayı yanlış anlayan tipleri biz burada görecektik arkadaşlar. Nur Baba'da tekkelerin yozlaşması. Hep o şarkı değil. Urun Kahpe'de yanlış batılaşma değil. Kurtuluş Savaşı. Yaban'da Anadolu'da bir köy. Tamam. 8. Hangisi? Yakup Kadir'in farklı türde bir eserdir. Bu soruya dikkat edin arkadaşlar. Keravu Konak neydi? Romandı. Nur Baba romandı. Sodom Gomer'ı e romandı. Ankara romandı. Bir Serencam hikayeleridir arkadaşlar. Yakup Ka Yine Yakup Kadir'in ama hikayeleridir. Milli Savaş hikayeleri var. Bir Serencam bunlar hikaye arkadaşlar. Öykü yani. Geçtim. Bitirmek üzereyiz. 14'te bitiyor. 14. soruda bitecek arkadaşlar. Hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir? Şimdi çalı kuşu, sinikli bakkal. Şimdi bunlar zaten gördük bu canlı yayında. Kimin de? Reşat Nuri'nin. E çalı kuşu da Reşat Nuri'nin olduğuna göre cevap sinikli bakkal yani halde edip adı var. Rabia karakteri değil mi? 10. Hangisi Refik Halit Karay'ın yapıtlarından birisi değildir? <laughs> Gurbet hikayeleri, Nilgün adlı eseri, Kadınlar Tekkesi, Kirpi'nin Delikleri. bu okunucundan erenlerin bağından mensur şiirler arkadaşlar. Peki bu mensur şiirler kimin? Hadi onu soralım bakalım. Bu kimin? Bakın neler diyorsunuz? Bu kimin? Aferin HCD, aferin okunucundan, bravo. Yakup Kadri diyorsunuz arkadaşlar. Okunucundan, Erenlerin Bağından Yakup Kadri'nin mensur şiirleri. Bravo. 11. Hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir? Bakın farklı tür sorusunu pek geleceğini düşünmüyorum. Bu arada onu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. Sürgün, Hepo Şarkı, Çalı Kuşu, Ateşten Gömlek, Roman ama Yüksek Ökçeler Ömer Seyfettin'in nesidir arkadaşlar? Öyküsüdür. Tamam. 12. Şimdi Hmm, bu soruda ödül verecektik değil mi? Ya neyse biz bu soruyu daha önce sorduk şey, He şeye ödül verdik. Hacer'e ödül verdik. Hacer muvaffak. Normalde burada soracaktım soruyu da. <laughs> Bak burada Hacer gördün mü? Anlatmayacağım bu soruyu. Zaten derste anlattım arkadaşlar. Değil mi? Artık tahmin etmişsinizdir kimden bahsettiğini. Hatırlayın. Feride adlı öğretmenimiz e, nereye gidiyor arkadaşlar? Bursa'nın Zeyniler köyüne gidiyordu. Değil mi? Çalıkuşu adlı eser arkadaşlar lütfen dikkat edin. Romanda Anadolu'ya ve Anadolu insanlarına baktığımızda yoksulluk, cehalet, yaşam sevincinden yoksulluk gibi temalarla karşılaşırız. Özellikle Zeyniler köyü Anadolu gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Yazarın Zeyniler Köyü'nü tasvir ederken kullandığı tek tük kulübeler, tahta evler, çökmeye yüz tutmuş simsiyah viraneler. Evet biraz ayrıntı, detaylı bir soru. Reşat Nuri'nin Çalıkuşu adlı eserinden bahsetmiş. Bursa'nın Zeyniler Köyü. İnşallah birlikte gideriz oraya arkadaşlar. Yani sınavdan sonra benimle iletişime geçebilirsiniz. Etkinlik yapmak isterseniz birlikte etkinlik yapabiliriz arkadaşlar. Şu korona mevzusu bir kalksın. Bakarsınız buraya gideriz. Oradan oradan canlı yayın yaparız isterseniz. Tamam. İnşallah yaparız böyle şeyler. 13. soru. Evet son iki sorumuz kaldı. Yayını yani 199. sorudayız arkadaşlar. Helal olsun size ya. <laughs> Şimdi hangisin? Bu parçada söz edilen sanatçının eserlerinden birisi değildir. Milli Edebiyat döneminin önemli roman ve hikaye yazarlarındandır. Eserlerinde Osmanlı'nın son dönemleri, Kurtuluş Savaşı ve Yanlış Batılılaşma zihniyetini yansıtmıştır. Sanatçının romanları bir dönemin olaylarının panoraması gibidir. Yazar roman ve hikaye dışında anı, mensur şiir, arkadaşlar mensur şiir, deneme ve makale türünde de eserler vermiş. Okunucundan Erenlerin Bağından Yakup Ka arkadaşlar kimden bahsediyor? Kimden bahsediyor? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bahsediyor. Yakup Kadri, Yakup Kadri, Yakup Kadri, Yakup Kadri, Yakup Kadri de Reşat Nuri Güntekin, değil mi? Evet. Son soru. Gelsin mi son soru? Hadi gelsin son soru. Arkadaşlar, dersi sonundan izleyenler için söyleyeyim. Yüzüncü sorudayız. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 191 kişiyle rekoru da kırmış olduk. Ya pazar günü, yani pazar günü 191 kişi Edebiyat canlı yayınına katılıyor. Yani hepiniz sağ olun, var olun. Bu sorunun detaylı çözümü bir sonraki slaytta. Ben çok yoruldum. Biraz su içeceğim. Sohbet ederiz arkadaşlar. Bir 15-20 dakika sohbet ederiz. Oha. Özür dilerim. Pardon ya. Kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Ama ne olacak ya. 95 dakikada 100 soru çözdük arkadaşlar. Ee, yani çok güzel bir katılımınız oldu. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hocam sesi kapattı. Su içerken kusura bakmayın yani o unuttum. Özür dilerim. Ya i̇nşallah faydası olmuştur arkadaşlar bu yayının. Elimden geldiği kadar hızlı çözmeye çalıştım. Ee, özel bir yayından aldığım için soruları arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. PDF'si olmayacak. Tamam Before, Sunrise. Hayır Medine çok zor olacağını düşünmüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle şey yaparsanız e, sevinirim. Hani diyorlar ya ben sadece canlı yayınlarımda reklam yaparım arkadaşlar. Diğer videolarımda reklam yapmayı sevmiyorum. E, hoş karşılamıyorum edebi eğitim videolarında. E, bu benim bakış açım. Ama e, mesela şey dedi bir öğrenci. Hocam dedi izlediğim yayınları dedi veya işte izlediğim videoları karıştırmamak için ne yapabilirim dedi. İşte i̇zlediysen bir daha izlemek istemiyorum. Dedim ki ona e, beğen tuşuna bas dedim. Eğer bir videoda beğen tuşun varsa onu izlemişsindir anlamına gelir. Ha hocam ben bunu düşünmedim dedi. Yani arkadaşlar beğenirseniz sevinirim. <laughs> Teşekkürler Burcu Onay. Ben de sizi çok seviyorum. Yani güzel bir kitleye ulaştığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hani Böyle saçma sapan yazan insanları çok olmadı. Her yayında olur da illa ki gayet güzel yorumlarınız oldu. Birbirinize destek veren yorumlarınız var. Teşekkürler Ayşenur. <laughs> Bu akşam mı? Ben şeye çok seviniyorum ya. Elektrik gitmedi arkadaşlar. Her şeyden önce o çok önemli. Yani 190 küsür kişi varken elektriğin gitmemesi. Benim için önemliydi. İyi ki de gitmedi. Geçen canlıyına gidince üzülmüştüm çünkü yani bayağı da moralim bozulmuştu. Bu arada ben anket yaptım, bin kişi şey verdi, oy verdi. Yani çok ilginç bir sonuç çıktı arkadaşlar. Aslında size onu da paylaşmak istiyorum. Anket sonuçlarını paylaşabiliyorum diye hatırlıyorum. Hemen bir şey olmaz. Ee, bu arada teşekkür ederim Ceral böyle güzel bir paylaşım yaptı. Tabi tabi bine yakın. Yani şu e, sonuç çok ilginç. Kafana göre hocam yani dedim ki ders videolarının dışında başka ne tür içerikler görmek isterseniz dedim. Ee, bin kişinin yarısı bir kere dedi ki hocam kafana göre dedi, ne olursa izlerim diyen var. Yarısı. Şiir dinletesi isteyenler var. Bu arada e, bir önceki şiir şiir okudum. Bakın şiir seslendirmek başka bir şey. Ben şiir seslendirmedim daha bu kanalda şiir okudum. Şiir seslendirmek başka bir şeydir. Bu arada yeni mikrofonumu bekliyorum. Daha dün gece aldık. Ee, kanala destek olan bir abimiz diyelim veya ablamız yani abi mi ablam mı onu da bilmiyorum. İsmini hala vermedi bana. Yani benim size bir şey söyleyeyim. Bu sene başından beri kanaldan kazandığım çok para kazanmıyorum. Önce onu da söyleyeyim de. Kanaldan kazandığımın iki katından fazlası destek olarak geldi bana. Onu da ben işte monitör aldık. Kulaklık aldık Discord için. Bir de profesyonel bir mikrofon daha aldık arkadaşlar. İnşallah daha güzel çalışmalarla karşınıza gelirim. Ben sınavdan sonra da sizi yalnız bırakmayacağım. Ee, rehberlik anlamında olur. Veya sohbet olur. Şiir dinletisi olur. Yök Atlas nasıl kullanılır? Yani bir önceki döneme göre karşılaştırmalar yaparız. Yani sınavdan sonra da e, her gün canlı yayın açmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyun videosu da çekeceğim. Yani bunu isteyenler var. %13 oyun videosu diyor. Onu da çekeceğim. kırmayacağım mı arkadaşları İnşallah Onur Kılıç. Yani ben sıkı çalışanların ya abi pazar günü gelmişsin. Onur Kılıç. Benim yayınımı izlemişsin. Yap be abi. Onur Kılıç yaparsın ya. Yani millet pazar günü böyle e, devirmiş kıçını yani oturmuş e, bir yere uyurken sen gelmişsin beni izliyorsun. Bu arada özür dilerim. E, sen yaparsın ya. Ağzımdan kaçtı kusura bakmayın. Yaparsınız arkadaşlar. Bakın dert etmeyin. Gerçekten dert etmeyin. Silivri soğuk mu? <gülüyor> Yılmaz. <gülüyor> Silivri'den korkmuyorum. Vloglar da çekeceğim. Güncel hayata dair, meselelere dair vloglar da gelecek. Kimseden korkum yok. Hayatta çok şey gördüm. Bu saatten sonra hiçbir şeyle korkutamazlar. Vloglar da gelecek. <laughs> gelecek. Siyasete girmem, politika yaparım. <laughs> Siyasete girmem. Valla Buse şöyle söyleyeyim e, netlerini artırmak istiyorsan divan edebiyatına çalış, dönemlere çalış, söz sanatlarına iyi çalış, e, cümlede alınan paragraf çözmeye devam et. Tamam. Cumhuriyet ile ilgili yayın inşallah olacak. Selam ben Follever adlı abone. Hı -hı. Şimdi şöyle Mehmet Demirel bana yolladıkça yargı yayınları e, deneme sonuçta herkes açmaz denemesini iki tanesini yolladı Kemal hocamız. E, birinci denemeyi ve 17. denemeyi yolladı. Çözdüm. E, yollamaya devam ederlerse çözerim. <laughs> Mustafa Güvercin netlerimi nasıl azaltırım hocam? Şöyle azaltırsın canım. Eğer sen sınavda çok stres yaparsan veya sınavda çok rehavete kapılırsan veya TYT'de verilen 30 dakika fazla süreyi kullanmazsan netlerini azaltırsın. <laughs> Bu arada değişik sordun ha. Tamam. <laughs> Arkadaşlar dinlenebilir miyim? Çok soru soruyorsunuz biliyorum. 112 kişi var yayında. Beni ilk defa görenler oluyor. İlk defa böyle canlı yayınlarda görenler oluyor. E, eski videolarım şöyle söyleyeyim. Yani onu da söylemek istiyorum. Aslında çok beğendiğim videolar değil. Yani 8 saat ders, 2 saat ofis yapmışım özel kurumda. Ardından eve gelmişim yorgun argın. Gerçekten e, bazılarını öylesine çektim. Deneme amaçlı çektim. Attım YouTube'a. Belki izlenir dedim. 30 bin 40 bin falan izlemiş bazıları. Yani benim öylesine çektiğim videolar 30-40 bin ama e, ses kalitesi iyi değil eski videolarda. E, yeni mikrofon gelince daha iyi yayınlar yapacağız. Hele hele 100 bin abone hedef, hedefim var benim. Ben öyle çok da tevazu gösterecek bir insan değilim. Hedeflerimi söylerim. 100.000 aboneye ulaştıktan sonra da arkadaşlar ofis ortamında yani stüdyo ortamında yayınlar yapmak istiyorum size. Gerçekten benim 2 yıl önceki videolarım hakikaten öyle bir seriydi. Kendi öğrencilerim için çektim. Öylesine çektim. Yani fazladan video çekeyim diye öyle. Hatta şöyle başlamışım birçok video. Edebiyat doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde halk edebiyatı ile ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. 1. <laughs> Arkadaşlar onları deneme amaçlı çözdüm. Hepsini kişisel gelişimim için ve deneme amaçlı çözdüm ama onlar dahi çok beğenilmiş. Ee, hocam dedim hocam bizim. Ne olursa izleriz. Yani dediğim gibi sınavdan sonra e, hatta bir de e, ee, şey dedi bir arkadaş. Sana dedi iki buçuk milyarlık bir kamera alalım dediler. Bu yabancı bir kamera var. Evde tutulan böyle dışarıda vlog çek bize falan dediler. O da olur. Yazarların evlerine gideriz dediler. Ee, belgesel niteliğinde. O da olur dedim. Hatta Fazıl Üstün Dağlarcı'nın evine gideriz İstanbul'da, Kadıköy'de vesaire. Tevfik Fikret'in Aşiyan evine gideriz falan. Ya onlar da inşallah olur. Bütün videolar kaydediliyor Hicran. Canlı yayınlarımın bütün videoları otomatik kaydediliyor. Tamam. Arkadaşlar ben müsaadenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra yine görüşürüz. Biraz dinlenmek istiyorum. Benim için biraz yorucuydu bu canlı yayın. Milliyet-i hiç susmadım fark ettiyseniz. 100 soru çözdüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Yok grafik tabletti, yok klavye, yok ışıktı, yok işte mesajları kontrol et, yok işte soruya odaklan, yok o bu cidden zihnim çok yoruldu. Kendinize iyi bakın.